2015 Altınlı Gece, hoş geldiniz. 3. sezonun 9. bölümü ve tabii ki daimi konuklarımız Fuat Domaniç ve Devrim Sirmen, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu akşam bu yayını yapabilmemizi sağlayan kameralar için Sony'ye teşekkür ediyoruz. Yamaha Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Yamaha kardeşlere teşekkür ediyoruz. Kardeşler Yamaha, güzel Yamaha bayi. Motolastik'e teşekkür ediyoruz. Köksal abi lastikler için çok teşekkürler. Giz Akademi'ye teşekkür ediyoruz. Bize daima destek oluyor. Tursu.com.tr'ye teşekkür ediyoruz. Berrak Turşuları. Onlar da bir kampanya yapmışlar. Yılbaşı geliyor diye 9 tane yılbaşı sepeti alana altın elbiseli adam hulusi hediye. Ya işte başka kampanyaları da var. O anahtarlık veriyorlar, USB bellek bir şeyler. Bir sürü bir numaralar var. Gidin bakın oraya. AliExpress'ten alışveriş yapacaksanız bizim sitemizde linki var. Tıklayın oradan, AliExpress'e bağlanın. Küresel Beta'ya hızlı internet için teşekkür ediyoruz ki canlı yayını yapabiliyoruz. Evet. Konularımız var bir sürü. Bir sürü konularımız var. Ama önce bir kere 2015 ile ilgili konuklarıma da bir sormak istiyorum. Abi 2015 sizde için nasıl geçti? Yılın sonuna geliyoruz. Motosiklete dair ne yaptınız, ne ettiniz? Nesi iyiydi, nesi kötüydü? Nesi daha iyi olabilirdi? 2016'da nesini daha iyi yapacaksınız bu işleri? Bizim hayatımızı soruyorsun. Evet, sizin kendi tecrübeniz ve genel olarak karşısına çıkanlar işte. İtalya'ya gittik, şöyleydi. İstanbul'da evet. Böyle oldu. Yeni motor aldım şu marka, onu iyi oldu. Bunu aldım kötü oldu. Her şeye varız. Buyurun. İki kere Yunanistan'a gittik. Hı-hı. Bir kere işte 10 küsur günlük bir İtalya, Alpler seyahati yaptık. Çok memnunuz. Yani şikayet edecek bir halimiz yok. Bir halimiz yani yok. Allah Allah, bu taş yapar ya. Evet. Hani ben şahsen işte sağlık problemim olmasa pistte de motor kullansaydım. Çok isterdim. İşte inşallah önümüzdeki sene. Çok ben güzel. Bu kilolu da olsa 3-5 gittim piste işte. Peki yeni motor aldık mı bu sene? Ben aldım. Ben almadım. Ne aldın abi? 1190 arı sattım. Hı-hı. 1290 Super Duke aldım. Enduro'yu sattınız ve Naked motor aldınız. Evet. Memnun kaldınız mı? Kaldım. Güzel mi? Kaldım. Ya şöyle söyleyeyim, yani çok motorum oldu. Çok motorla test ettim arkadaşlar, sağ olsun. Hı. Sen sağ ol. Yani şu ana kadar bütün kullandığım denediklerim içinde yolda bana en, yani böyle kullanmaktan en zevk aldığım, en keyif aldığım motor oldu, öyle diyeyim yani. Harika. Zaten bununla ilgili bir tane de sorumuz var. Nihat Özgen demiş ki, merhaba altın elbiseli adam Fuat Domaniç ve Devrim Sirmen. Moto biyografinizi çok merak ediyorum. Barkın abinin kinetik Honda ile başladığını, bir zamanlar bandit sahibini olduğunu falan siz anlattıkça parça parça öğreniyoruz. Zahmet olmayacaksa baştan başlayarak sırasıyla bugüne kadar sahip olduğunuz motosikletleri sayabilir misiniz? Sorumu Fuat Domaniç ve Devrim Sirmen de cevaplayabilirse çok sevinirim. İyi yayınlar demiş. Evet baba, Devrim abiden başlayalım. Buyurun. Evet, geçmişten günümüze motorlar. Buyurun. 1997'de Suzuki Intruder 1400 ile başladım. Oh be. Ya işte evet. İçimizdeki çapırcılar. Eğitim yok, bir şey ya. Yok öyle hani. Tanımıyordum motor. Abi ya. O incedir bir de. O çok ince bir motor. İncedir, doğru. Hafifte bir Ape Hangar bir gidon var mıydı? Yoktu. Çok ha. Yani orijinal öyle, ben onu daha İşte taktın olsun. Yani daha Ape Hangar, yani daha sakin bir şey takmıştım. Ama fındık evet. Depo falan minik. Ha. Evet, nispeten. Çok güzel şekli şemaliydi. Kalın arka lastik. Adı harika, her şeyi güzel. Evet. Yanarım yanarım. O zamanlar tanımadım ha, yanarım. Üçüncü eldi benimki. Ama ilk getireni de biliyordum. Kanada'dan ithal edilmiş motordu. O zamanlar burada böyle o kadar satılmıyorlardı. Daha sonra ikinci motor BMW GS
1100. En sevdiğimiz motor. 75. yıl özel renkli bir şey almıştık. Evet, iki beş tane arkadaş evde girdik evet şeye. Araziden, topraktan girdiğiniz apartmanı. Çok yani şey, sıfır faizli bir kredi imkanı sundu Borusan. 96 galiba. Ve belli bir indirim yaptı. 98 model. Aynı yıl bir de Ducati Monster aldım. 900S. Üf. Evet. Mosto. Orada. Ondan sonra onlar işte satıldı gitti bitti. Bir Z1000 Kawasaki 2005 model. Üf. Daha sonra 2007 Suzuki GSX-R1000. Z1000. Z1000 böyle çift şöyle çift sarım trak egzozları olan. Aha, ilk o şey böyle. Onlara bezelye tüfeği mi? Bezelye atıcı falan derler. Çifte gibi iki tane. Bir şey var kenardan yani. İngilizce'de. Evet. Daha sonra işte GSX-R1000. Onunla bir 2007. Akrobatik bir şeyin de var senin. Var, anlattın evet. Böyle hala hatırladıkça ne falan oluyorum yani. Evet, anlatırım sonra. Sonra işte 690 KTM ve 1290 Dük. Süper Dük. Süper Dük. Bir de işte scooter'ım var. Bir de GSX'ler binimizi de bahsettik. Bahsettim. Scooter deyince burada çok önemli bir ayrıntı. 2007 SYM'm var. Ha. Saat gibi çalışıyor hala. The Real Mad Max. Royal 200. The Real Mad Max. Gerçek Mad Max. Yani ilk görünüşü biraz kötü ama ha, saat. Kendi deyimiyle naked scooter. Naked oldu biraz evet. Kaporta eskiyince çıkarıp attım. Baba peki bir şey diyeceğim. SYM seni hiç yolda bıraktı mı? Bırakmadı. Asla. Bırakmadı. Kaç kilometre? Ha şöyle. Ben de hani daha yeni kuatronun önünden içeride şey, götürdüm. Cüssemle ters orantılı bir aceleciliğim var. Hı hı. Motor giderken inip daha durduğunda anahtarı hani kontağı kapatıp çektiğimi sanıyordum. Geçen gün kontağı açıkken çekmişim anahtarı ve gitmişim kafeye. Tabii ki aküsü bitti. Onun dışında hiçbir şey olmadı. O da benim yani. Çocuğun bir suçu yok. Yok. Tabii. Yok. Güzel. Süper. Sağlam motor. Müthiş sağlam. Yani ben o motoru test ettim, gördüler. Harika. O motorun henüz yağmur, çamur, kar kaç yıldır da dışarıda duruyor. O motorun resmen karnabahar deseninde kabarmış lastiklerle de yani viraj aldığına şahidim yani öyle evet, söyleyeyim. Demek ki sürücüdeymiş abi. Yok yok, motor güzel. Peki abi, evet. Sizin kaç motorunuz oldu? Sizin bir de moto biyografiniz. Benim çok ben oldu. Ben gideyim bahçeye çünkü 30 küsur motor anlatacağım. Evet. Yok yok, utanırım, söylemek istemem. Ben 98 yılında 80cc bir Typhoon, Piaggio'nun ya da işte Piaggio ne grup? Piaggio grubun bir motoru işte Typhoon. İki zamanlı 80cc ile başladım. O gün yere yapıştım. Ertesi günü sattım, bir sene elimi sürmedim. Daha sonra rahmetli bir doktor arkadaşımın 180cc gene iki zamanlı Hexagon. Üf. O zamanın Maxi skuterı, Midi skuterı kılıklı. Onunla bir daha... Kaçta? Hangi yıl? 98'de ha, yere yapıştım. 99'da bir sene sonra rahmetli doktor arkadaşımın 180cc Hexagon'uyla sahnelere geri döndüm. Ondan sonra da işte bir arkadaşımın Transalp'i, sonra ilk büyük satın aldığım motor TDM şeklinde bugünlere geldim. Honda'dan, Yamaha'dan. Honda'dan az. Bir tane aldım ya ben bir Honda. Bir de işte ikinci el bir 600 ararım oldu. Olur mu? Mesela 300. Ha, scooter tamam, doğru. Yamaha. Daha ziyade Yamaha seviyorum. Kawasaki var mıydı? Vardı, ER6. Ha. ER6. O da güzel. 1150, daha doğrusu bir arkadaşım 1150'sini kullanıp sonra onun adına sattım, sonra kendi kullanma motoru. Yaktın diye dedikodular var motoru. Yok. Benzin döküm. Hiçbir şey yapmadım. Gayet de mutlu mezutlu kullanacağım. GS. GS bildi 1100. İlk toprağa çıktı motordur. Engin abi, Engin Serozan abim beni Bolu, o Villa de Van oraya götürdü. Hayatımda ilk defa çıkıyorum yani toprağa bir motorla. Vallahi doğruya doğru hani arkadaş ulan bu gidiyormuş ya falan oldum ya. Bayağı da hani taşlı tuşlu yerler götürdü. Sırf öyle kibar yanlıyor. Lastikler ne? Lastikler? O üstündeki enduro, yol evet, endurosu, kıl bravo, endurosu bir şeydi yani. Ki Engin abi biliyorsun biraz hain bir abi. Öyledir olsun, evet. Yani onun en büyük zevklerinden biri sağ olsun. Yani Allah razı olsun sayesinde hayatımıza neler katıldı da. En büyük zevklerinden biri şeyleri, acemileri kötü yola düşürmektir. Evet. Hani motora bineceğiz diye şey yapıp çamur güreşiyle devam tabii edersin. Güzel. Tabii. Peki başka? İtalyanlar, Aprilalar. Ha bak bir Aprilia Millam oldu. Ama Tuono'ya çevirdim. Sonra onu Tuono'ya çevirdim. Tuono alıp Millam'ya çevirdin mi? Hayır. Peki. Tek İtalyan motorum o oldu zannediyorum Vespa haricinde. Hı hı.
Olur mu Husqvarna? Onu İtalyan. Onu İtalyan saymayalım ya. O ne olduğu belli değil yani. İtalyan denilebilir peki. Ama BMW fabrikası aslında. İtalya'da. İtalya'da. Evet. İtalya'da. İtalya'da. Ha, ben yeni öğrendim onun İtalyan olduğunu. Teşekkürler. Evet. Peki. Hatta başka bir şey denesi ben de unuttum. Doğru sen. Ya yani şu anda aslında İsveç malıydı. Sonradan İtalyanlar alır. Sonra İtalyanlar alır da tam o sırada İsveç'ten kaçanlar Husa belgeyi kurarlar. Husa belgeyi de KTM alır. Şimdi KTM Husqvarna'ya aldığı için Husa belgeyi kapattı. Evet. Falan filan. Nuda vardı işte. 900 Nuda vardı. Çok güzel. Güzeldi. Güzeldi. Onu bir fabrika kapandığı için, iki getiren firmanın kendisini çok sevmediğim için, üç amortisörleri biraz beni uğraştırdı. Mis gibi firma getiriyordu. Borusan getiriyordu. Nesini sevmiyorsun adamlar? Mis gibi arabalar. Bak kaç yüz bin araba satıyor her sene ya. Araba sat. Abi ona araba satsınlar. Araba satıyorlar. Yani. Araba. Ya filtresi problemi olmuş. Ya filtresi şöyle. Ben daha yani, motor alırken orada tanıdık da arkadaşlarımız yani tanıdığım insanlar da var ama tabii onlar da sonuçta kurumun çalışanı ne yapabilirler? Hı. Uyardım. Bak dedim ben bir hafta sonra rodajı bitirir gelirim. Bana yağ filtresini hazır edin lütfen. Dedim. Abi sorun değil. Tabii ki o zaten bilmem ne falan. 5 hafta. En sonunda tepem attı. Ben kendim 5 günde internetten getirdim. Şimdi. KMA'ya gidip alaydın. Kimden? KMA. Efendim bunun kendine has bir filtresi varmışmış. Arkadaşlar da 5 hafta boyunca getiremediler. Ellerinde de bir sürü pert motor, kert motor böyle bir şey var. Yani söküp alabilecekleri motorlar. Kırımsalız. Kurum burası, kurum. Yani o kurumsallığın ben en ufak bir hayrını görmedim. İşlerine geldiğimi kurumsam ama arkadaş hani ben müşteriyim işte hani kurumsalın müşterisiyim. Ne yapacak bu kurumsal bana? Hiç. Soba kurumu gibi. Aha. Kurum bağladı, hiçbir şey yapamıyoruz. Yaşa, harikasın. Aynen. İngilizler hocam. Aynen. Ha, street triple'ım oldu. Ha? Sen de ilk zuhur ettiğim programımızı zannediyorum. Evet. Kaç sene önce? Ya, o da çok 4 sene önce. Evet, o çok güzel bir motordu o da. Onu da gene işte her bir sürü naked'da başıma geldi gibi ya abi bu yollarda ben biraz bununla yaşlanıyorum ya ben kendimi kıracağım ya motoru kıracağım diye sattım ne yazık ki. Peki. Fakat tekrar gelecek olursam 1290 Super Dük güzel abi. Yani, bu kaçıncı KTM? Bu benim ya 7. ya 8. KTM. Yani KTM'yi iyi biliyorsun. Mecburen yani mecburen. Ya şöyle şunu da baştan söyleyeyim. Yani baktığın zaman ben hani Yamaha ve KTM seviyor gibi gözüküyorum ama bu şu anlama gelmiyor. Biri gelir de KTM'ye bir laf ederse o birinci benim zaten. Ben ederim o lafı. Yani anladın sana mı? Sana kalmaz o. Ha, bir dakika, yani bu şu her şeyden çok yoruldum abi çünkü. Körü körüne bir şey değil bu yani. Hayır, ne yaparsa yani, iyi yapar. Hiç bozulmaz. Umurumda değil abicim. Yani Honda bir marka var çünkü. Hep dünyanın en iyi motoru. Pistte de, ormanda da, orada da kim giden o ya? Var arkadaşlarımız öyle. Ha tabii tabii. Eğitmen arkadaşlarımız var. Çok sever. GS abi her derde de var. Tabii. Ya bak şuna deli oluyorum tamam bir motoru sevebilirsin. Harika mı ben severim. Ben ama de beğeniyorum yani. Abi hep onu da söylüyorum yani GS o sunduğu konfora göre en fazla kabiliyeti olan motosiklettir bence. Müthiş. Yani rakipsiz o konuda yani. Çok güzel. Ama hani BMW neylerse güzel eyler ya da GS neylerse güzel eyler falan evet, abi ya tabii. Allah aşkına ya yani bu fanatiklik beni deli ediyor artık. Yani bak o konuda yaşlandım. Yani bıktım hiç kendimi, böyle hani yaşlanmış gibi hissetmiyorum ama o konuda hakikaten yaşlandım. Tahammülüm kalmadı. Yaşlandıklar seni ondan. Evet. Hep abi, beraber ya. Yaşlandık baba yani. Ben hiç şey niye canım bunları. İşte Emre'ler falan habire GS. Evet. Evet abi böyle. GS idman yurdu diyorum artık onlara ben ya. Yani bu yani üçüncü lig azılı futbol takımı böyle. Üçüncü lig deyince şimdi bak alınacaklar. Evet doğru. Ulan yani 100 yıl sonra bir radyatör taktılar. Hala yaranamadılar ya. Değil mi? Bak. Tabii GS sulu oldu ya. Evet. 100 sene sonra ben bak radyatör taktı adam. Hitler devrinden beri bununla uğraşıyoruz yani. Hitler'den de önce 1920'ler. Hadi ya. Evet. Kaiser. Hitler ressam. Daha Badanacı lan mı? Badanacı. Daha duvarlarda bulo çekiyor. Öyle mi? Evet. 23'te. 23 abi. Kaiser. Wilhelm Kaiser. Yani o zamandan bugüne. Şahane motor. Ben çok seviyorum. Beğeniyor ama musun? Yani, tabii severim. Değil. Ya ben de severim. Aslında karakterlidir, yani, şeydir. Yani bütün motorlar bir yok. Esas GS'dir. Yok öyle GS evet. Olmazsa gidilmez ki oraya falan. Ya bunlar nedir ya? Evet. Buna karşıyız yani. Yani yoksa kim ne biliyorsa bilsin evet, yani. Evet tabii canım. Hepsine saygı duyuyoruz. Dolayısıyla hani yani işte vay ben Yamaha'ya biniyorum. Yamaha'ya kıl dediler. KTM'ye biniyorum. KTM.
Yani bana sor, ben anlatayım sana KTM'nin kıllıklarını, tüylüklerini. Yani hiç mesela öyle, hiç öyle dertlerim. Yani başlayalım abi. KTM özellikle 2013'e kadar. Tamam, çok güzel motosikletler yaptı arkadaşlar. Fakat vatandaşlar kendileri sporcu ve toprak motorcusu olduklarından, mesela sele diye bir cismin hani görüntüsünü biliyorlar. Böyle bir şeyin var olduğunu haberleri var ama hani onun oturulup da üzerine gidilen bir şey olduğunu bilmiyorlar daha. Evet. Yani bunu gözlerime şahit oldum. İşte gittiğim lansmanlarda taciz ettiğim şirket çalışma alanlarını da gördüm ki ulan zaten adam ayakta kullanıyor motoru. Sürekli. Sürekli yani oradan geliyor. Bir de süren herkes sporcu. Evet, sporcu. Hepsi toprakta gidiyor. Güzel bir şey. Biz böyle herkes burada motocross yarışçısı gibi şey profesyonel. Yani. Motocross gene iyi kötü oturur. Enduro'cu bunlar. Trial'cı gibi yani devamlı. Zıplaya hoplaya. Arkadaş ya bu sele ne dedim ya? 2008 Duke 690 ve 690 Enduro tanıtımına gitmiştim. Dedim bu seleleriniz ne olacak arkadaş sizin? Sus sus, yanımıza tuz basma falan dedi, kaçıştılar. Yani sele dedi deyip pırr tabii, diye. Tabii. Ve o seleler için ben neler yaptım arkadaş. Yani bunların da diline düştüm o yüzden. Ya yani mesela Corbin sele getirtiyoruz. Bilmem kaç yüz dolar. Evet. Fakat Corbin'den bir geliyor şey. Bayağı cenaze kayığı ağırlığında bir şey. Böyle valla elyaftan dökmüşler. Ve de iyi bir de kötü. Olmuyor. Ben burada o tıraşlıyorsun onu bir de. Ben bilmem kaç yüz dolarlık seliyi burada bir usta buldum. Selim Usta, Allah razı olsun. Adam vallahi onu hani 50 dolar kılıklı bir paraya benim istediğim gibi yaptı. Aslanlar gibi de oldu. Yani seleyle böyle böyle bir uğraşımız var yani. İşte yok hava yastıkları, yok kıllar, yok tüyler. Biraz ama, görüntü şeydi ama. Ya ben görüntüsünü yiyeyim. Ne yapayım abi? İşlevi önemli bir yol olarak yani. Sağlamlık. KTM'de en çok tartışılan konulardan biridir. Şöyle. Abi yolda kalırsın derlerdi eskiden. Şimdi ben pek duymuyorum bak. Şöyle. Bir Japon kadar iyi değil. Yani genel olarak konuşacak olursak. Yani bir Japon yani gerçi bugünlerde Japon deyince de artık hani. Japon var. Tabii. Bir dakika mesela hemen gelelim. Yamaha diğer sevdiğim marka. R1M yaptılar adamlar. Arkadaş hani sanki şey ne bileyim. Yine bu kısa günlerde 3 defa batan bir İtalyan markası söyle bana. Acusta. Yok yok, onlar da beter. Bimota. Sanki Bimota yaptı motoru canına yandı mı? Arka amortisör recall. İlk daha dakika bir gol bir. Öyle mi? Elektronik amortisör. O eski bu. Ondan sonra geçenlerde bir recall daha yayınladılar. Şanzıman kilitlenebilir. Bak bu hani bu şanzıman kilitlendiği zaman öyle debriyajı çekerimle kurtulamıyorsun. Arkadaki yani parça minik. Artık Allah Teoman'dan gelsin. Param parça diye böyle. Ondan sonra cima yetmedi, bir tane daha geldi yeni. Yangın tehlikesi varmış bir yerde, işte depodan bir şey mi çıkıyormuş, ne oluyorsa falan. Abi kimya dakika bir gol bir yani bu arada bu motorun yani fabrika fiyatı şu anda yani 100 bin lira. Ki her sabah kalkıp hangi markada ne Rico var diye de bakıyor. Tabii canım, ona göre ayarlanmış browserlarımız var yani bu haberler. Ben baktığım zaman önüme akıyor zaten benim yani. Orada bir haber merkezi var. Böyle yani yok Fuat oğlum. Bey, Rico gelmişti. Sabahtan sekreter getiriyor böyle. Tomarla, çok sıcak. Tomarla böyle. Genelde KTM'nin Rico'larını ben zaten yani spor motodan önce ben biliyorum yani. Öyle de bir hazin durumu var yani. Acı haberler 2015'te Aşiki ile ilgiliydi. Malum bu sene H2 diye bir motor yaptı. H2 diye Kawasaki. Böyle fırtına ne şöyle. Ne acılıklar oldu? Tamamı motor patlattı. Tabii abi o işte zavallı çük kadar motora bir de diye hava basarsan bir patlar o yani. Türkiye'ye getirilenlerin tümünün piston patlat, kol çıkar. Ne diyorsun ya? Yurt dışında da epey yüksek oranda. Yani 7-8 bin devir üzeri Allah ya akıyor falan diye. Peki ne oluyor? İyi de yani, o motorun şeyi öyle bir şey olunca ne oluyor? Bilmem sağ kaldı. Garanti maranti ne oluyor? Bilmiyoruz. Kullanıcı hatası dediler mi? Hani klasik. Derler. Vaha Amerika'da herhalde adamı döverler ama ya. Çünkü şöyle video adam çekmiş gidiyor Allah deyip kenara çekiyor sonra. Halbuki ne güzel de Edirne'ye ciğer yemeye gidilir. İş yok motoru yani. Yani. Abi biliyorsun benim 2010 mu? Hangisi? 690'ım var. Evet. 2010 model Enduro. Ama eskilerden. 690'ın ilk versiyonu. Hayır değil. Bu nispeten, modern versiyon. 63 beygir. Nispeten. İşte ride by wire. Değil mi? Mevkilden ama işte. Yani. Evet. 2007'den sonra. Yani 2013'te mi 2014'te evet. Mi çift bujiye geçti bu arkadaşlar? Yani bu ilki doğru. Evet.
İşte kaç yıl oldu kullanıyorum. Çok da memnunum. Evet. Dağda taşta da kullandım. Yolda da. Kaç kilometre daha abi? 20 küsur. Ama mesela şimdi o memnun da. Memnun. Tamam memnunsun, bir şey demiyorum. Ben de çok memnunum. Seleyi değiştirdik. Onun ısrarıyla. 2 sene, 2 sene direndi bana. Dedim ki bak buna yeni bir sele yaptılar. Hani ben tamam o istemiyor ki, ben gideyim de eski seleyi alayım. Selim Usta'ya yaptırayım. Abi ödü patlıyor şeylerden. Onları şey abi zannediyor. Altına ya ben aşağıdan bir tesi koymuşsun. Onlar da böyle yandan şey olmuş gibi bir şey biniyor. Ya ben bunlar yandan... ben motosiklete çıkartma yapıştırsam bunlar bana Orange County Choppers fabrikası muamelesi yapıyorlar. O yüzden çıkartmayı tamam. Görelim de. Tamam ne, ne altına ne bir adam çıkartması yapıştırdım abi, ne var? Tamam peki. Peki şimdi KTM yeni bir sele yaptı o motor için. Hı. Baktım güzel falan, diyorum ki yalvarıyorum bak oğlum sürünüyorsun lan yani. Acı çekiyorsun. Ne yani oldu şu seri? Mesela 300 kilometre yapınca acı. Veya otobanda bilmem ne gelince tabii acıtıyor. Ya 2 sene direndi tamam mı? Yani. Sonra da artık kavga dövüş. Nasıl ama o 2 sene boyunca ne oldu? Cüneyt Arkın gibi artık motora tamamen yan binebiliyorum. Tabii tabii. Öyle ya da Lady Chatterley gibi. Güzel. Neyse o 2 sene sonra seleyi zorla taktırdık. Şimdi çok mutlu. Memnun. Öyle mi? Fark etti mi çok? Etti abi. Abi. Etmez olur mu? Etmez olur mu? Hmm. İyiymiş. Yani şimdi o mesela 10 yaşında memnunum yani. Sen mesela göstergesi. Ha. Bak 2007 yılında başladılar o göstergeyi evet, kullanmaya. Bir gösterge var. O alt 90'ı kullandılar, 990'ları kullandılar. Hepsi yani. Bozuldu. Ben bozulmayanını bilmiyorum abi. Yani Türkiye'de ben geldiğimde bozulmayanını bilmiyorum. Hepsi değişiyor. Bu arada değiştiriyorlar. Yani garanti süresindeyken bir başvurdum ama dediler. Sonra hiç ilgilenmedim. Garanti geçti. Anlacığım, onu da kaçırdım. Senin göstergen spor motorunun karanlık deposunda bir yerde yatıyordun, merak etme sen. Gelmiş ama oraya. Kim bulacak onu orada? Şimdi o depo. O depo nerede var geçti. Falan filan. Park... Neyse işte aşağı yukarı benzini neye göre alıyorum vallahi bilmiyorum. Kilometreyi de göremediğim için. Yani arada bir gözüküyor. Belli devirlerde, belli günlerde. O yanıyor mu ekran? LCD ekran gözüküyor. LCD ekran böyle bir kafayı karıştırır ya. Sonra böyle... yok oluyor. Çorbaya döner şöyle bir origami amca olur bir anda. Her şey görünür. Falan filan. Defakto. Ama bak şöyle de enteresan bir tarafı var. Ya çok ilginç ya. Yani herhalde bu toprak motoru yapmaktan gelen bir şeydir diye mi bilemiyorum. Nasıl açıklayabilirim. Yani o gösterge bozuluyor. Fakat sen yolda kalmıyorsun abi. Ben yok, o gösterge yüzünden gidiyor yol... O gidiyor. Tabii. Göstermiyor, göstermiyor. Mesela bak bu Ducati'lerde yağmur ya. İşte Tuncel abimizin bir Ducati'si var. Mansur'da o güzellerden. Abi ne zaman abicim o yurt dışına çıksa, işte onlar da bizim gibi Yunan Munan gidiyorlar öyle. Telefon açılır servise, Ahmet ben kaldım ne oldu falan, yağmur yağıyor, abi fön makinesi bul. Benzinci'de fön makinesi bulunur. Eski bu mansıbı herhalde. Eski kasabansıbı ama ona da işte 1100 bilmem nesi bilmem nesi aha, hani güzelin, güzelinden yani. Mesela 4. Neyse şimdi onu sattı da canını kurtardı. Bu normal bir Japon'a biniyor. Yani KTM o anlamda iki mesela 640'lar korkunçtu. İlk böyle hani yol evet. Modu yani bildiğin Hilti makinesi. Ben 640 kullandım. Hani olacak çok iş çile yani. Çektim. Olacak iş bir arkadaşımın 640'ı. Onun titreşimi falan çok ayrı bir olay. Meşhur bir şeydir değil mi? Evet. Yani 2007'de işte 690'ı yaptılar, biraz daha medenileştiler. O vibrasyon işini 690'da hani rakipsiz bir hale geldiler o zamanki şartlarda özellikle. Şimdi işte barkın. Şimdi daha da abartmışlar. Yani. Peki yani. Güzelmiş. Ben de anlatayım o zaman kısaca Nihat Bey'e. Abi ben işte bu kinetikle başladım. D80DX ile 1991 yılında çok kokarca gibi geziyordum. İki zamanlı olduğu için o. Sonra işte ortak aldığımız bir takım motorlar var oldu arkadaşlarla. Gizli kapaklı böyle harçlıklarla falan berbat şeylere bindik. Dönem dönem. Sonra en sonunda bir eli yüzü düzgün bir şeye binebildik. Bir FZR600 aldım. 96 yılıydı. 96 yılında FZR600 aldım. Yok 95 miydi? Emin değilim. 96'ydı sanırım. Onunla epey bir dolandık. Sonra onu böyle 3 kere falan kol çıkartma, bacak çıkartma, şanzıman dağıtmalardan vesaireden sonra 98'de Bandit aldım. 600, onu sıfır aldım. O müthişti. Onunla yaşadığım zevk başka bir şey. Bandit benim hayatımı birkaç kere kurtardı. Çünkü çıplak ve gidon böyle geniş hop. Aha araba geliyor. Dur lan deyip kaçmalar falan. Onlara da Bandit'le çok çalıştım. Ecnebi dergilerinde okuduğum bir sürü şeyi Bandit'le daha çok çalışıyordum. Böyle işte debriyajsız vites değiştirme falan. Onun da şanzımanı kırdık sonunda tabi. Ardından Phaser 600 aldım Yamaha. O eskisini aldım. İlk kasayı aldın sen.
İşte bu. Wunderwaffe'nin yani. Yani şimdi Feyzi 600 deyince o Feyzi 600 değil. Sakın ha gitmeyin. Sakın ha. Ben aldım, siz almayın. Onu aldım. Ona bindim bir süre. Ondan sonra onu sattım. Sonra aynısından bir tane daha. Ha. Tabii. Onu sattıktan sonra bir tane daha aynısından almak durumunda kaldım. Çünkü o motora doyamadım. Onun yerinde hiçbir şey tutmadı. Çok güzel bir motordur o ya. Evet. Yani müthişti. Yamaha'nın... Yamaha'nın banditi o ve tabii. Bence banditten çok daha iyi bir motor. Banditten yani. Esinlenilip çizgiyi çok daha öteye taşımak. Evet, evet. Ve bütün kavgayı aslında başlatan 93'te Ducati ile Triumph'un çıplak motor üretmesi. Bir tanesi Monster yaptı. Evet. Öbürü de Speed Triple yaptı. 93'te onlar o çıplak motor işini başlattılar Avrupa'da. Ve bütün Japonlar işte 95'te Suzuki, 96'da Honda Hornet. Evet, evet. İşte yok Suzuki şey Kawasaki'nin bir şeyleri falan. Öyle parça parça geldi zaman içinde. Yamaha da Fazer 600'de ilk Fazer'la 97-98'de yaptı Fazer'la. Hakikaten bütün böyle yemeği güzel tutturdu. Evet, evet. Frenler o zamanki R6'dan, R1'den alınma. Ya motor da R6'dan. Motor R6'dan, o Thundercat'ten alınmadır. R6'nınki tamam. Yüksek devirli, enjektörlü. Eyvallah. Bununki karbüratörlü Thundercat Blue. Thundercat de güzeldi. Thundercat Blue çok güzel tabii. Torklu falan bir motor. Egzoz yanda önü hafif grenajlı olan. Evet abi. Ha. Yarım karenaj. Böyle tamam, 2000'e tamam. Uzay yolundaki Discovery gemisine benzetilir. Transformer kafalı falan. Evet, kafalı. Ondan sonra müthiş bir motor. Hala o kadar çok seviyorum ki işte satamadım herif hala. Ben de. Abi harika bir motor. Onu kestim biçtim. Wunderwaffe yaptım. Evet. Ondan sonra 2008'de şeyi aldım. Binarar'ı aldım. 2009'da çaldırdım. 2010'da ZX7'yi işte toparlamaya başladı. Yok 2009'da evet. Başladık toparlamaya. Piri Perican. Evet onu 1,5 senede falan topladık Tiri Zafer'i. Sonra işte onunla güzel böyle pistte miste gazladık falan. Şu an o motorda Berhan Bey kardeşimizde. Onu sattım çok uygun bir fiyata. Çok uyguna bıraktım. Ya, Berhan iyi bakıyor motoru. Geçen gördüm kapının önünde diyorum Allah Allah. Motor tanıdık gibi falan ama böyle bayağı şey olmuş yani Batman'in piri perişanı olmuş yani böyle kaplamalar bir siyah bir şey güzel olmuş yani. Çok babalı yaptı adam motoru. Ondan sonra işte o arada 900 arar almıştık o bayağı bir böyleydi onu toparladık falan. Sonra 2012'de tekrar 1000 arar aldım onu da işte geçen bu sene çaldılar. Ondan sonra bu sene de Panigale aldık. Bir de başka bir motorlar daha aldık galiba küçük. Ha bu arada tabii 4-5 tane skuter aldım. O skuterleri kestim, biçtim, kimisini chopper yaptım, kimisini modifiye ettim, kimisini hiç modifiye etmedim. Modifiye ettiklerim genelde modifiye... Çok yaşamadı. Abi modifiye, yani özellikle iki zamanda modifiye eğer tutturamazsan çok kötü gidiyor. Şöyle ki motor gitmiyor ama normal yakıyor. Evet doğru. İki zamanlıyı tutturamayınca baba o böyle... Kovayla benzini alıp kafasına döküyor ama yakmak evet. Yerine. Evet. Ve o hiçbir şey yaramıyor o benzin. Böyle egzozlar tükürüyor onu falan. İki zaman yani. Biliyorsun iki zamanın tuningi öyle bela bir iş ki. Motosiklet tarihindeki en önemli casusluk olaylarından biri bu iki zamanlı. Evet. Şey, MHP'nin doğal Walter Zadem projesinin yani, doğal bandan adamları bayağı kaçırıp şey yapıp. Hollanda Grand Prix'si sırasında adamın evet. Suzuki'ye kaçması araba bagajında. Evet. Çünkü o iki zamanın tuningi ayarı bayağı kara büyüğü. Ben hallice bir şey yani. O herifin o şeyi hesap etmesi. Egzozun genleşmesi olursa o zaman yakıtı çekmesine neden oluyor. Bir anda iş bambaşka bir yere geliyor falan. Onun sayesinde Suzuki dünya şampiyonu falan. Tabii evet, Walter Kabe'nin teknolojisini bayağı. Araklayarak Suzuki oradan yürüyor iki zamanda. Neyse. İki zamanlı demişken bu arada bu Eskil Suter'in yeni yaptığı bir tane 500'lük motor var. Biz hastası olduk. Ya ben hastası olmaz oldum. Olmaz mı? Ama biraz fiyatlı. Ben bahsetmiştim sana. Evet. 3 yıl önceki Milano fuarında böyle bir sehpanın üstünde her tarafı camla kaplı. Bak şu kadar neredeyse. Evet. Bir motor. V4. 500 cc. V4 yani. 220 aynen. Üstü bir beygir yazıyor. Bir de fiyatı vardı. Sadece bu söyleyeceğim rakam. Motor bloğu. Motor bloğu. Makinenin kendisi. Makinenin kendisinin fiyatı. Ya 175 ya 180 bin İsviçre frangıydı. Yo, öyledir abi. Öyledir. Şimdi komple motosiklet nedir? Şimdi şasisini de yapmış. Abi. Motoru da içine koymuş. Onunla gidiliyor midiliyor kendi kupasını mı yaparız artık bu meraklısına mı satarız ne yaparız bilmiyorum diyor ama fiyatı açıklayamıyor. Yalnız erkek motoru öyle
Şakaya kolay değil gelmez. Ona binmek. Evet, evet. Eskiler gibi olmasa da o 500. Evet. Yani enteresan, kolay değil. Enteresan bir motor olduğunu söylüyorlar. Durumlar böyle. Vallahi tabii motosiklet güzel. Şey abi tabii bu sene Panigale aldım. Panigale testi falan derken Panigale'yi satın almış olduk. Panigale'yi satın almış olmak bende yepyeni bir şey açtı. Çünkü bir bakış getirdi dünyaya. Çünkü Panigale sürdüğüm en kuvvetli motorum olmasının yanı sıra hayatımda ilk kez ABS'li, çekiş kontrollü, elektronik amortisörlü falan bir motorum oldu. Ben böyle bir şey bilmiyordum. Bu arada elektronik sadece aktif yarısını saydım aktif. Elektronik sistemleri. Tabii. Aktif değil mi yani? Aktif. Devamlı ayarlayan. Sürekli değiştiriyor. Evet. Ama bir de şey, bazı markalar gibi konfora yönelik değil. Değil. Bu performansa yönelik. Hmm. Yani pistte adam fren yaptı, viraja girecek. Motor diyor ki bu adam fren yapıyor. Öne ağırlık geldi. Ben önü biraz sertleştireyim. Evet. Dalmayı engelleyeyim. Evet. Tabii benim anlattığım gibi değil. Saniyenin bilmem kaçta kaçında. Tabii. Anormal hızlı çatışıyor. Virajın ortasındasın. Tam maksimum yatıksın. Açtın. Maksimum açı da hayır, daha açmadın. O yatıklığı anlıyor. O diyor bu şu anda çok yatık. Süspansiyonları hemen compression'ları yumuşatayım ki yatıkken evet, daha iyi çalışabilsin. Evet, evet. Motoru dikleştiriyorsun. Gaza basıyorsun. Hah. Virajdan çıkıyor. O zaman hafif arkayı sertleştiriyorum. Evet, yeteri evet. Kadar önü işte biraz salıyorum. Yani hep bunları yapan bir sistem. Şimdi bunun benzeri bir sistemi de Yamaha R1M demin o recall'dan recall'a koşan evet. Modeliyle yapmış. Hatta işte onu kullanan Mehmet Gergin arkadaşımız bana anlat. İlk başta abi diyor hiçbir şey anlamadım ben bundan diyor. Hani bir şey yapıyor motor ama bana karşı mı yapıyor? Kendi kafasına göre yapıyor. Şöyle mesela viraja frensiz girersen çok mutlu olmuyor motor mesela. Çünkü o şeyi istiyor. Evet, o baba mi? Öne yığılmayı istiyor. Eğer sen o motora viraja frensiz girersen motor daha bir yumuşak kalıyor. Yumuşak kalıyor ve sen ne oluyor lan falan oluyorsun. Allah adam Allah. Senden şey istiyor. Sen ona frenle gireceksin. O da bu frenle viraja giriyor deyip sertleştirecek. Yatırınca da gyro'dan anlayacak ki sen yatıyorsun. O zaman dediğin gibi yumuşatacak. Panigale'de böyle değil ha. Panigale'de frensiz girebilirsin viraja. Öyle ya şeylere bakmıyorsun. Hayır şöyle ama belli bir süratten bahsediyorum ben. Yani atıyorum yani yolda molda falan ayrı piste da. Piste belli bir piste. Sürat. Yani piste hani bir daha bir süratle girersen. Ben Mehmet'in yalancısıyım yani. Ben kullanmadım ama Yiğit de benzeri. Yani frensiz derken evet. Motor freni var. Ben hatırladığım için belki ondan aktardığım yanlış aktarım olabilir. Şöyle bir şey var. Bu alette mesela pist içinde bazı dataları, bazı şeyleri kitleyin diyorlar. Hani bazı ölçüleri de kitleyin, onlara oynaşmasını da imkanını sunuyor. İşte wheelie kontrol var, tek teker kontrol. Motor freninin ayarları evet, var. Evet, motor freninin seviyeleri var. Gazı kapatınca ne kadar aksın. GPS data logger da var değil mi? Var, her şey var. Ben hayatımda hiç böyle bir motorum olmamıştı. Bu böyle. Lan kimsenin olmadı, senin değil ki. Böyle daha çok yeni. Daha çok hayır yeni ama abi. Şöyle bir şey. Eskiden sürdüğüm motorlarda birinde ikisinde ABS olur. Derim ki bunun ABS'si daha iyi. Ben hiç ABS'li motor olmadı ki. Ben bilmiyorum ABS'li motor. İyi ne güzel. Hiç buna bildik. ABS çok güzelmiş diyorum millet. Hadi lan falan diyor. Tabii çünkü adamların ABS'yle. Kaçıncı nesil bu ABS? Evet son nesilde biraz işler değişmiş. Falan. Bunda yatıkken de çalışıyor. Yatıkken de çalışıyor. Yarış ABS'si var. Arkayı bunda yatıkken var mı? Hani var var. Var. Tabii var. Her şey var abi. Bunda yok yok abi. Her şeyi koydum. Ben yolda da bir şeyleri alıp kullandıydım senden. Hani Ducati hani böyle daha bir konforsuz ergonomisiyle meşhurdur. Meşhurdur ya 906 falan bayağı baş aşağı. Tabii onu kullanırsın. Sıkıntı yaşarsın. Bunu bildim hani bana öyle şey gelmedi. Hani tamam tabii ki spor makine ya da bir VFR falan değil yani. Ama hani öyle bir acılardan acılara garip olmadım yani. Çok rafine çok bir model. Yani eski 1098'e şu an evet, çok evet, daha evet, evet. Özellikle 1299. Tabii. Ama tabii ki bu spor motorlar içinde yani belli bir tabii. Rahat derken. Görece konuşuyoruz görecek. Arkadaşlar. Tabii. Ama yani BMW'li arkadaşlar hemen şey yapmasın. Benim aklımı aldı yani herif. Bir de şöyle bir şey var patron. Şimdi gidiyoruz bir yere. Bilmiyorum hiç başınıza geldi mi? Bir yerde mesela bir seyahate gidiyorsun. Hiç tanımadığın insanlarla tanıştın orada. İşte biz de buranın sahibiyiz falan dedi adam. Ecnebiyim. Konuşuluyor. Siz neci? İşte biz de altın elbiseli. Man in the golden suit falan. İşte biz böyle izlendik. Ne güzel falan. Motorunuz var mı? Var. İşte sizde ne var? Bende ne var? O konuşmalar arasında sizde ne var? İşte Ducati 1290 Panigale S var diyorum. Ha, bir oturun o zaman falan diyor.
Tabii yani. ye kürküm ye. Böyle yani. Abi sizi böyle alalım ya bir dakika hop oğlum falan. Şimdi ben bunu başka hiçbir şeyle yaşamadım abi. Doğru. Yani doğru. Sizi şöyle alalım mı? Motorun adını duyup da yaşayan olur mu lan diyordum kendi kendime. Oluyormuş. Ya yani şöyle bir şey oldu bak orada anladım kardeşim. Ben Ducati... Ducati'ye binerken Ducati o minibüsle karıştırıyor. Hala daha dün iki motosiklet yaşa. Emin'de bunun şeyi var minibüsten. Aynısı fiyatı. Daha dün iki yaşlı motosiklet abi dükkanda şu sökük bir Ducati var diye bakıyor. Ducati evet. Diye yazıyor. Hı. İşte bu da diyor Ducato diyor. Ducato mu diyor falan. Ya ulan yazıyor önünde işte falan. Yani o diyecekse diyor onu yani merak etme. Eskiden kuru debriyaj vardı, şıkır. Kardeşim motor yanacak. Yatak sağlar. Sen hala biniyorsun. Abi diyorum bu böyle. Hadi oradan diyor. Ben motorcuyum. Bitmiş bu motor git çabuk falan. Ya aslına bakarsan şimdi Ducati bu son nesil motorları şunu aslında ideali yakalamaya umarım başladı. Şimdi Ducati deyince nedir abicim? O karakterli işte evet. O şak şak. Şöyle böyle. Yani. Evet. Hakikaten karakterli ama biraz Yeşilçam karakteri evet. Şeklinde. Yani bir tek onu oynayabilir. Başka da hani Hamlet oyna dersen olmaz o iş. Bir durum söz konusuydu ama şimdi özellikle panik halede yani hem estetik var evet. Hem de baba teknoloji mi istiyorsun? Peki o da var bir durum oluyor. Umarım hani sağlamlık da İnşallah. 6700 yani. Kilometreye geldi abi. Böyle gidiyoruz. Türk yolları. Evet. Türkiye yolları. Öyle bir şey. Hayırlısı umarım. Ondan sonra bakıyorum recall var mı, iki kol var mı soruyorum. Çıkmıyor bize recall. Sen devam diyorlar. Yalnız işte sen soruyorsun da mesela ben sormam direkt bilgisayar şeyine girip bakıyorum. Hani ona da baktım şasi numarasında. Yok. Yok mu? Hiçbir şey yok. Abi başka bir distribütörde mümessili olduğu firmadan gelen ve o ülkenin diliyle gelen şeyleri ya bunlar da devamlı bir şeyler yolluyorlar nedir acaba deyip klasöre kaldıranlar vardı. Recall'ları. Evet tabii, evet meşhurdur firma. Meşhur, değil mi? Ha. Değil mi? Arkadaşımız sonra ülkesine gelince sen nerede baktırdın buna bu motora diye. Değil mi? Avrupalılar ya. İşte. Ya. Kurumsallık böyle bir şey. Tabii abi. Kurum dediğin gibi. Öyle bir durum. Peki arkadaşlar bugün bir iki videomuz var. Ha mesela haftanın enduro köşesi geri geldi arkadaşlar. Ha. Onunla ilgili bir teaser'ımız var. Onu bir yayınlayalım. Hazır mıyız? Ve buyurun. Altın elbiseli adam da haftanın enduro köşesi bu kez Evans desteğiyle geri döndü. Malum geçen sefer haftanın enduro köşesinde EXC300'ümüz vardı iki zamanlı. Bu kez EXC450'miz var. Bunu da spor motodan arakladık ve bununla acayip işler yapacağız. İlk konumuz ayakta enduro dönüşü. Şimdi de geçen sene ne yapmıştık? Motorla dönüşü anlatmıştık enduro'da. Nasıl dönüyorduk? Motoru yatırıyorduk, selede öne geliyorduk. Böyle gidonda şöyle kartal tutuşu yapıp ayaklı dıştaki ayaklığa basarak döndürüyorduk gazla. 23 Aralık 2015 Altınlı Gece devam ediyor. 3. sezonun 9. programında. Evet. Ve daimi konuklarımız Fuat Novaniç, Devrim Sirmen buradalar. Abi şimdi bu tartışma konusu şu an diz koyma meselesi. Şimdi hazır havalar da soğudu. Vatandaş da daha az motora biniyor falan. Fikir teatisinde bulunma ve böyle birazcık fikri motor sürme işleri başladı ya. Evet. Çok gelen bir soru. Diz koymayı nasıl öğreneceğiz? Ben 2016'da diz koymayı öğrenmek istiyorum ya falan diyen var. Aha. Eğitime gittim. Eğitmen bana dedi ki ya zaten motosiklette diz koymak sadece yarışçıların yapacağı bir şeydir. Başka hiçbir zaman yapılmaz. Zaten hani gerek yok dedi. Sonra ben eğitmene sordum. Abi sen biliyor musun dizini hiç koydun mu? Hayır dedi. Tamam. Diyor. Doğru. Ondan sonra
Şeyi diye ama. Ben kendisi diz koyamamış olabilir hayatın yeri ama söylediği şey bence doğru. Doğru. Evet. Ondan sonra şeyi yapan var. Ben dizime dizlik taktım, plastik. Evet. Bizim şurada otoparkı buldum. Evet. Orada böyle iyice 8 oldum. Evet. Maymun, sürtüyüm. Maymun dallan sarkar gibi. Var. Yaparsın. Ve bakın fotoğrafları. Üstelik var. De motosikletimde YBR 125. Tabii var. Olabilir. Yapılır. Diyor. Olabilir. Yani daldan maymun sarkar gibi sarkarsa o bir ara sürtebilir. Doğru. Ondan sonra. Ama maksat o değil bu arada. Ve tartışmalarda genellikle vücut pozisyonu, amacı falan hiç konuşulmuyor. Hı-hı. Tabii. Şimdi birazcık bu konuya girmek istiyoruz abi. Gir abi. Niçin motosiklette diz konulur? Ne işe yarar? Söyleyeyim. Buyurun. Bir kere bu diz koymak bir amaç olmamalı. O bir araç. Ama ben de ilk pistte eğitime gittiğimde tabii ki nedir? İşte dönüyoruz, duruyoruz, millet şey yapıyor. Giymişiz o pantolonları. Diz kaydırıcılarıyla. Kaydırıcılar da var. Bir sürtmek istedim. Fakat sürtemedim. Eyvah. Öyle çok maymun haline girmedim. Söyleneni yaptım vücut pozisyonu olarak. Ama hiçbir şekilde sürtemedim. Fakat hoca dedi ki, ya dedim ben işte sürtemiyorum edemiyorum hani şudur budur ne yapıyorum. Sen dedi takılma onu, o zaman ne olur. Ama bak dedi sürten adamın yanından veya dışından daha hızlı gidebiliyorsun sürtmediğin halde. İyi falan, ben tatmin olmadım. İstiyorum ki onları sürteyim. Neticede 2 gün boyunca bilmem kaç tur attım, hiçbir yeri sürtemedim. İşte bana dedi bu bir araç, uzatmayayım. Peki. Piste özellikle bizim okulun öğrettiği teknikte işte gelip dönüş noktasında hızla motoru yatırınca tabii bakışlarınızda nereye gitmek istiyorsanız oraya bakıyor olmanız lazım. Peki. Başka bir yere bakarsanız ne kadar yatacağınızı ayarlamanız çok daha zor olur. Tamam. Bu birincisi, bakışlar doğru olmalı. Bir de dizi daha önceden o, çünkü 2-3 dakikada bir pistte aynı noktadan geçiyorsun. Doğru vücut pozisyonuyla hafif sarkmış olarak dizinizi açıyorsunuz ve o ne kadar yattığınızın bir göstergesi oluyor. Aslında zaten sen bu teknikleri yapıp yeterince hızlandığında o dizini çok açmıyorsun zaten yani. Aynen öyle, ama o daha yani yavaş. Evet, başlangıçta. O zaman da sürat gelen bir yere. Evet, mesela biraz abartılı açabilirim. Tak değdi. Hah tamam, dizim yerde. Biraz daha yatırabilirim. Evet, kapanır dizim falan. O sana bir referans noktası oluyor. Ne kadar yattım, ne yaptım, motor ne durumda. Sınıra ne kadar yaklaştım. O hızla zırt zırt yatarken bazen ipin ucu kaçabiliyor. Çok doğru. Bu senin nerede olduğunu gösteriyor sana. Tabii ki bunu çok ileri seviyelerde sürücüler, motorun dönerken arka tekerlek kayıyor, drift halinde olabiliyor. İşte onu kontrol ediyorlar. Yani motoru dikleştirirken, taşırken dizlerini kullanabiliyorlar ama bu bizim ölümcüler için faniler için değil mi? Aynen öyle. Ama bu ne kadar yattığınızı anlamaya yarayan bir araç bu. Evet. Ayrıca buyurun. Başka neye yarar diz koymak? Lastiğimizin limitlerine daha geç gelmemizi sağlar. Değil mi hocam? Yani şöyle. Evet, çok yani şöyle, çok maymun gibi sarkıyorsan öyle olur. Evet. Yani doğru vücut pozisyondaysan zaten ağırlık merkezin iç tarafta oluyor. O zaman daha kolay diz konuyor. Ve amaç da motoru daha az yatırmak bütün bunların. Ya da aynı yatıklıkta, yani aynı yatıklıkta daha hızlı. Yatacak yerin yani kalmamışken artık motorda diyelim ki motorun hızını arttırmak. Güzel. Aynen. Dolayısıyla diz koymak hedef değil. Ama öğrenmek için tabii ki bir hedef haline gelebilir arkadaşlar. Eğer bu duruma gelirsek, buyur bir şey diyordun abi. Ama sırf diz koyacağım diye. Boşuna uğraşmayın yani. Çok acayip pozisyona giriyor genelde sürücüler. Evet, bir şey yani bir şey değil. Vücutların alt kısmını tamamen dışarı çıkarıyorlar. Ama üst kısım kafa burada. Tamamen içeride oluyor. Hiçbir şey yaramıyor. Evet. Motoru daha da fazla yatırıyorlar. Kendilerini tehlikeye atıyorlar. Evet. Bir de motorun gidonuna asıldıkları için evet. İstemsiz yön vermeler oluyor. Evet, yön vermeler oluyor. Tamamen yani yanlış şunu oluyor. Da teslim etmek lazım ama şimdi senin için de benim için de senin için de şey de var yani, içimizde o çocuk da istiyor abi şu dizide bir sürteyim hani. Bayılıyorum. Ben de bayılıyorum. Bayılıyorum. Yani, ama bu aynı zamanda bir şeydir, bir ispattır hani dizimi de sürttüm artık.
o seviyede bir motorcuyum. Peki dirseğinizi sürtüyor musunuz? Hayır. Yok. Olmadı. Ne? Bir kere herkes dirseğini sürtecek. Ha, tamam. Ben şimdi şeye uyanamamıştım. Şakası bu bir yana. Şeyi ben keşfetmemiştim, fark etmemiştim. Bu dirseğini sürttüren adamların pozları ile ilgili Yiğit beni uyardı. Nasıl gidonu tuttuklarına bak dedi. Böyle tutuyor öyle, gidonu. Tabii. Ucunda. Gidon böyle. Ucundan. Mark Marquez'den bahsetmiş. Değil. Dergiciler. Lastikleri, özel motorları. Tabii canım her şey özel de. 64-68 derece yatıyorlar. Tamam kendileri özel oluyor. Yok bu gazeteciler. Show evet. için. Ha, doğru. Tamam. Hani bakın dirseğimi de sürttüm pozu verecek ya evet, diyor. Tabii. Dikkat et bak diyor. Gidonu diyor. Böyle tutuyor diyor. Tabii. Böyle tutmuyor diyor. Böyle iyice uzatıyor kolu buradan. Kurt yapsın şarkı. Diye diyor. Falan oluyor enteresan. Dirsek sürtme. Kaşını, gözünü, kirpiğini sürtme. İngiliz dergilerinde devam. Tabii oradaki yolların tutuşu çok daha farklı bizdekilerden. Bir şey diyecek. Bir şey soruyor. Buyurun. Sadece diz sürtmek, diz koymak artık eski tip sürüş, eski moda sürüş olarak adlandırılıyor. Yeni moda olarak da Marquez ve bu gençlerin yaptığı hani dirsek dahil artık ne kadar vücudumu, uzvumu dışarıya çıkarıp motorun dengesini değiştirebilirsem değiştireyim sürüşü var. Hatta Rossi de buna adapte oluyor belli bir sene önce. Hani toprak olsun... kenarın olsun hala eski tip sürüşteler. Eski onlar eski tipin de eski tipindeler. Yani yüreğime iniyor ya var ya senelerdir yani. Hani yeri gelmişken yani söyleyeyim bunu. Başta Kenan sliderları bile gördüm ben. Sen, evet. Yani şimdi de toprak maalesef hani eski tipin de eski tipindeler yani. Yani hiç sarkmıyor denilebilir şu ana göre. Dur hiç. Yani. Toprak yani yarıştıklarına göre o kadar kabiliyetliydi ki. İşte ama bu bir tehlike biliyor musun? Umarım bu binlikte yani bu bir tehlike. Gereken her şeyi bu bir tehlike çünkü o kadar kabiliyet şeyle getiriyor ne yazık ki. Hani ben yapabiliyorum arkadaş hani ne uğraşacak şimdi tamam bunlar. Ama sınıflar oluyor. Yükseldikçe senin kadar kabiliyetli adamlar da işte olacak etrafta. Yani, benim güvenim var. Doğrudur. Hatta yani satılmaya bile başlandı. Herkesin alabileceği montlarda, tulumlarda dirseklerde sliderlar var. Tabii ki bu yani ileri bir teknik. Bahsettiğimiz insanlar MotoGP'de yarışanlar. Vardı birkaç arkadaş yani uzaktan ismini bildiğimiz mesela geçen sene bir arkadaş Formula 1 pistinin yani bizim Intercity pistin oralarda otoparkta var falan. Otoparkta değil. Oradaki o yollarda. Ne o yollar toz toprak abi. İşte orada getirin kamerada getirin. Dizimi de koyacağım, dirseğimi de koyacağım diyen bir arkadaş vardı. Evet. Koydu sonra fotoğrafçıyı da çağırdı. Hayır. Yani her yerini koymuş. Ha işte onu diyorum işte. Yani kalkamamış falan. Evet. Ama işte başka bir yerde olan bir yani yapılır iddia üzerine tabii ki yapılır. Ama güvenli değil. Bu arada o dövmesi olan çok olan çocuk değil mi? Onu bilmiyorum. Dövmesini bilmiyorum da şu anda hani yaraları çok olan çocuk diyebiliriz. Evet. Bu arada konu açılmışken bu diz sürtme konusunun mütemmim cüzü diyebileceğimiz yani ayrılmaz Türkçesi. Parçası Heh. Diyebileceğimiz Hı-hı. kısmı da sarkmak. Şimdi bu sarkmakla da ilgili işte CSS'nin burada gene bize çok önemli faydası var. Ben işte 2004-2007 seneler arasında yarıştım. Ama CSS'ye gitmemiştim. Sarktığımda. CSS'ye gidince de dedim ki arkadaş yani şu ben yarışmadan evvel geliydi ya şu okul ya da ben gitmiş olaydım ya. Yani ben 3 sene boyunca hamallık yapmışım. Hay be yani. Ha, sarkıyorum da yani ahirete sarkıyorum yani anladın mı? Yani, ağırlık iç ayakta. Dış ayak böyle boşta ki şimdi buradan şuna geleceğim. Bunu kendi anılarımı anlatmak için anlatmıyorum. Dış ayak boşta, şu bu falan öyle lay lay lay. Tamam gidiyoruz kendi çapımızda bir şeye gidiyoruz. Neyse. Bu anlattığım şey yalnız yani şu anda bile hala yani Superbike ve MotoGP'de de var ama tabii onlar öyle formda insanlar ki hani o iç ayakla kendini taşıyabiliyor. Buradan da şuna geleceğim abi. Bu demin bahsettiğimiz Kenan. Hadi Kenan artık daha ne yapsın ama yani. Ama adamlar toprak için konuşuyorum. Şunu anlatacağım. Şimdi bu bahsettiğim gibi yani bir verimli bir sarkma biçimi var abi. Hani bize öğretilen, bize öğretilenin dışında da başka bir şeyler biliyordur. Daha da ötesi vardır. Ama bize öğretilen yani devrimin de hocası olduğu sarkma biçimi gerçekten yani insanın kendi başına akıl edebileceğinden çok daha farklı ve çok daha verimli, daha az yoruyor.
Vücudun üst kısmı... Ama hiç aklımıza gelmeyen bir şeydi. Abi onu kendi kendine biraz zor bulursun. Yani öyle çıkar çıkmaz. Şimdi buradan şuna geleceğim. Yani biz şunu öğrendik, bunu öğrendik diye anlatmamın bir sebebi var. Bu demin bahsettiğim bu yanlış sarkma biçimi hala dünya şampiyonlarında bile şu anda epey ama geçerli. Orada bir şey diyeceğim. Bazıları öyle. Fakat şu da bizi yanıltıyor. Bize öğretilen dediği sarkma biçimi standart motorlarda, evet, standart insanlara öğretiliyor ve o sana hani bir mihenk taşı. Bak bunun doğrusu budur. Hı-hı. Yani bunun prensibi budur, tamam, diyor, deniyor. Tamam. Sen ona nasıl ulaşırsan daha sonra ayarlamalar, tamam, yapabilirsin. Bu gördüğümüz yarış motorları MotoGP'de, hatta Superbike'da, MotoGP'de kesinlikle o insanın ölçülerine göre yapılıyor. Tamam. Selenin yüksekliği ayaklıklar değil, selenin genişliği, uzunluğu, deponun boyu, şusu busu, her şeyi o adama göre. Tamam. Tailor made, terziden çıkmış. Dış dizleri, dış bacakları, evet, motordan ayrı, sanki motora tutunmuyormuş gibi gözükse de bacakların içleriyle bütün vücutlarını deponun köşesine çok iyi kilitleyebiliyorlar. Dizleriyle değil belki. Dizleriyle değil belki ama bacakların içiyle. Çünkü tamamen biliyorsun, pardon, çok hız, büyük hızlardan müthiş frenleri de o pozisyonda yapıyorlar. Yani ya orayla gene tutunmaya devam ediyor fren. Hiçbir yarışta düz giderken fren yapmıyor. Evet. Çoktan o frenden önce pozisyonunu almış oluyor ve orayla hani bu adam tutunmuyor diyorsun, tutunuyor. Anladım. Çoğu ama mesela, tamam, bir Tony Elias vardır. Birkaç tane çok acayip model var. Maymun gibi böyle, o öyle kafa burada falan ama adam gidiyor yani. Bu tutulmadıkları tutulmuyor olabildikleri, yani dış ayaklarıyla yetince tutulmuyor olabilecekleri izlenilmiş. Şuradan ama da çıkartıyorum. Da, haklısın, olabilir. Şuradan çıkartıyorum, kendimden de biliyorum bazen çünkü. Bazen ayak kalkıyor. Şu yani tabii ayak. Bir kere şu ayak şöyle değilse belin üstünde, şöyleyse bil ki öyle o belin şey değil yani. Çoğunda var mı? Fuat'cığım haklısın. Yani. Bizim gibi ayağın ucuyla dış ayağa basmıyorlar, basamazlar. Çünkü onların ayaklıkları çok daha yukarıda, müthiş yaptıkları, tamam, için. Ona dolayısıyla da kabul. Ayağın daha ortasıyla basıyorlar. Peki. O ama şeyden, mesafeden kabul dolayı. Ona da kabul. Eyvallah, harika, tamam, açıkladın. Ama abi o ayağın şöyle, yani şöyle atmaya çalışayım. Şu peg diyelim. Evet. Şöyle basacak ya. Şöyle oluyorsa abi o bir iki gitti gidiyor nakom. Oraya çok yük binmiyor olma ihtimali doğru, fazla. Ama esas yer şu. Peki. Ama tabii ki senin önemli dışa kesin basması lazım. Yani hani de, evet. Dış ayaklar nasıl basacak? Yükü vermen lazım. Ya basıyor yani, onlar hani yapıyor abi. Yapıyor bir şekilde. Abi, ama yapmadığı da oluyor. Ayak peki böyle siz basıyorsa yapıyor, biraz o abi herifler bir kısmı işte, da olmayabilir, anladın mı? Tabii ki yani hata yapıyorlar. Çünkü ben kendi basamadığım zamanı bir ayağımı orada yakalıyorum, evet, o şekilde, anladın mı? Yani. Bak şöyle yani bu üst düzey sürücülere koçluk yapan insanlar var. Birkaç tanesiyle de tanıştım. Yurt dışında burada. Hani ne diyorsun siz adam? Adamın zaten iki şampiyonluğu var mesela, evet, ya da ne diyecek şeyler, ya adamı? Hani ne öyle, ne diyorsun adama? Ya diyor, büyük büyük böyle gizemli, bak sana bu sırları açıyorum. Öyle bir şey yok işte. Onu oraya şu kadar daha bas. İşte şunu çok hafif milimetrik böyle yapsan acaba nasıl olur? Çünkü her viraj böyle saniyenin %5'i kazansa adam bayağı bir fark ediyor bir turda. 6 saniye kazansa Şimdi benim bütün bunları anlatmam başka bir sebebi var abi. Hı. Nedir? Bütün bunları anlatmam. Nereden sebebi geldik biz buraya? Disk koymaktan ve ben de ne dedim? Bunun ayrılmaz parçası olan sarkma hikayesi. Evet, vücut ve bu bunun doğrusunu insanın tek başına bulması çok zor. Doğru. Bunun doğrusu senelerce yapılan çalışmalar sonunda keşfedilmiş ya da keşfedildiğini düşünüyoruz biz aklımız erdiği, evet, kadarıyla. Ama bunun en basiti ya, Mark Marquez'in vücuduna bakarsan kesinlikle dış ayağıyla abicim o arkadaş basıyor da şey yapıyor da her türlü yapıyor, motor başka türlü öyle mümkün öyle değil. Drift ederek çıkamaz. Mümkün değil abi. Yani öyle. Orada bahsettiğimiz kötü olanı bakın bu. Heh, bu. Aynen bu. Ha, evet. Böyle yaparsan her şey olur abi. Baksana abi. Bu nedir ya? Görünüyor mu? Görünüyor mu? Bir zoom yapsanız. Şu nedir ya abi? Bunu yapma. Bak. Çocuğum sen ne yaptın? Ah çocuğum ah. Biraz indir. İndireyim şöyle. Gözüktü mü? Evet. Ya bunu yapmayın ya. Buna gerek yok böyle hareketlere. Tamam, sanat değil için sanat olmuş. Sana ha, evet, ben de dizimi koyacağım abi diyor mesela. Şimdi abi sadık. Gene koy.
Sade'de geleyim ben. Bunu ben biz burada sohbet edelim. Bunu bu işte şu anda da dünyada arasında da oynamakta olan gencimiz, gençlerimiz ve de bu iş yani yeni nesillere bir uyarı olarak anlatıyorum. Neden? Şu anda bu anlattığımız yani vücut sarkmanın verimli olarak yapılması tekniği daha hala %100 herkes tarafından kabul edilmiş ve uygulanıyor değil. Doğru. Tamam mı? Seneye önce çok daha taraftar bulundu, uygulanıyor. Evet. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Rossi bile 9 kere dünya şampiyonu olan adam, ya benim stilim böyle. Evet. Ben bununla 9 tane şampiyona kazandım. Ben ne yapayım demedim. Yani demeyip. Mark Marquez'in sarkma biçimini taklit etti. Benimsedi bunu. 2 sene, 3 sene uğraştı. Hala aynı değiller. Değiller ama uğraşıyor adam yani. Yani Rossi'nin son 2 seneyi çekmiş öyle yani bayağı. Hani demin gösterdiğimiz resme benzer hani bir nevi onun çapında. Evet. Ne yapıyor lan bu adam? Ama birçok yarışta da arka arkaya giderken ikisine de bak. Öyle yine değil. Farklılar. Farklılar. Şunu anlatmaya çalışıyorum abi. Bu verimli sarkma pozisyonu dediğimiz şey bundan 2-3 sene sonra bu kadar egzotik bir şey olmayacak. Bir avantaj artık tek başına bir avantaj olmayacak. Evet. Şimdi yaptın. Toprak için abi. Ya bir dur ya. Toprak için abi. Biz onlara bir şey demiyoruz abi. Niye abi? Toprak. Adam diyor şimdi bak. Abi adamın kabili. Daha dur adam neler yapacak? Bir durun ya. Çocuk şu an Avrupa şampiyonu. Evet. Bu adam daha neler yapacak? Ya bu senin gibi. Abiciğim anlatamıyorum sana ya. Ne? Ne? O elbette vardır bir plan oldu. Toprak akıllı çocuk. Onların hepsini çözer. Ben uyarımı yapayım. Abi onu tartışan mı var? Ben sana bir şey demiyorum. Kenan Sofuoğlu da, Kenan Sofuoğlu da kaç kere dünya şampiyonu olan yarışçımız da onun hem akıl hocası hem antrenörü hem teknik adamı. Dolayısıyla, bir dakika. Dolayısıyla onlar muhakkak konuyu tartışıyorlardır. Herhalde canım. Ben bunu biraz görmek de isterim ama yani. Ya sen görmeyeceksin. Ben görmeyeceğim. Hiçbirimiz görmeyeceğiz. Onlar kapalı kapılar ardında sonucu göreceğiz diyor. Biz tabii biz böyle bir şey demek inşallah istiyorum. Bir de bu son uzatmayayım. Ya da uzatıyorum. Evet. Bridgestone lastikler vardı. Şu anda Michelin'e geçildi. MotoGP'de. Tamam. İşte testler yapılıyor, şu oluyor, bu oluyor. Belki ileride lastikler daha farklı olacak. Viraj hızlarının düşürülmesi gerektiğini konuşan MotoGP'de birçok insan var. Çok enteresan bir konu bu. Çünkü müthiş güçlü motorlar, müthiş bir elektronik sistemler, o güç yere sağlıklı bir şekilde verilebiliyor tabii onlar için. Ve inanılmaz lastikler. Evet. Viraj hızları müthiş arttı. En ufak bir aksilikte çok büyük hızla motosikletler pist dışına çıkmaya başladılar ve elde olan yarışılan pistlerin birçoğunda virajların çıkışındaki bariyerlerin uzaklığı yetmiyor. Bu hızlara yetmemeye başladı. Sürüklenme alanları yetmiyor. Evet, yani. Ciddi bir problem. Ne yapacağız? Bilmem kaç tane pisti mi büyüteceğiz? Büyütemiyorsun. Yanında mahalle var, o var. El alemin evi var. Otoyol var. Neyse. Bir şey var. Diyorlar ki hem işte ucuzlasın, o da hep bir palavra. Hem de işte daha eşit şartlar şudur budur. İşte lastiklerle belki bunu dengeleyebiliriz. Peki, tamam. Yani daha kötü lastikle mi? Evet. Yani, gidemesin tamam herifler diye. Evet. Bir şeyle. Tamam. Yani, mesela o zaman bu sarkma meselesi. Sarkma daha farklı olacak. Tabii. Abi çok sarkmayı bir kere şöyle sarkmadaki en büyük sorun farklı olabilir. Çünkü hızla bağlantılı bu. Yani Marquez hızlı için o kadar sarkıyor. Kabul de sarkmadaki en büyük birinci problem sen daha iyi biliyorsun. Yorulması vücudun abi. Verimsiz sarktığın zaman. Bütün ayak ağırlığı iç ayağı verdiğin zaman abi pilin bitiyor. Tabi bir de o sarktığın yerden öbür tarafa geçmek lazım. Onun için de bir enerji harcanıyor. Onun için de bir teknik, basit bir teknik var falan filan. Çok güzel söyledin. Gene lafını keseceğim ne olur. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Bir arkadaşımız İspanya'da güzel konu. İşte malum Simon Crawford'dan adını eski MotoGP evet. Biz de konuk etmiştik. Ders alalım. MotoGP'du. Eğitim merkezi. Evet. Adam ilk önce arkadaşımızı gözlemliyor. Sonra diyor ki işte bak diyor. Mesela 20 tur attığımızı varsayalım. Çarpı 15 tane de viraj var. 300 viraj etti. İşte bunun bilmem ne kadarı sağ, bilmem ne kadarı sol. Diyor ki sen her mesela bir sol virajdan çıktın düzlüğe hop bir ortaya geliyorsun. Oturdun. Sonra tekrar sol gidiyorsun, tekrar sol, yine sola iniyorsun. Ben diyor hiç böyle bir şey yapmıyorum.
ben düzlüğe de böyle yan oturmuş çıkıyorum, gidiyorum. Yani hiç kıpırdamıyorum. İşte uzatmayayım, bak demiş, senden bir yarış zamanı boyunca ben 625 kere daha az hareket ediyordum. Mesela, sen benden 625 kere daha fazla hareket ediyordun. Evet, mesela. Bu da enerji. Evet. Yani çok önemli şeyler evet, bunlar yarışta. Evet, evet. Ama tekrar yani bu vücudu verimli kullanma teknikleri evet, diyeyim. Şu anda ileriye göre daha fazla avantaj sağlıyor hala. Şu anda yani bundan 3-5 sene sonra bu artık o kadar büyük bir avantaj olmuş çünkü herkes bunu bilmiş ve öğreni kullanıyor olacak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Doğru, inşallah. Bütün bu iyi de yani işte mesela toprak bunu atıyorum bir an evvel. Sen yarışlar için mi konuşuyorsun? Nasıl? Sen yarışlar için mi konuşuyorsun? Evet abicim. Ben vatandaş için konuşuyorum. Hayır ya, yarışlar ben yarışlar için konuşuyorum abi. Ayrıca vatandaş da bu işe merak salacaksa yani. İnşallah. Pist için. Pist için. İnşallah. Bu dediğim onun için de önemli. İşte ben yarışacağım abi, dünya arenasında oynayacağım diyorsan mesela şu anlattığım şey şu anda hala büyük fark yaratabilecek bir şey. Çünkü daha herkes tarafından çok da kabul edilmiş ve herkes tarafından %100 uygulanıyor değil görebildiğimiz kadarıyla hala. Dünya şampiyonalarında bile. Hı. Ama bundan 5 sene sonra artık herkes o işi uygulayacak. Olabilir, ben sana söyleyeyim. Şimdi, eğer gerekiyorsa hala doğru. Abi yani görünüş yani biz de yani en az 15 senedir takip ediyoruz bunu. Yani vücut stili bu bizim anlattığımız bize gösterilen, öğretilen yönde ilerliyor. Doğru. Casey Stoner, Mark Marquez ve Bautista'lar. O gitti de kurtulduk o Casey Stoner'dan iyi oldu ya. Geliyor belki. Geliyor. Yani ben şey nereye geliyor? Ducati'ye test pilotu oldu. Onu demiyorum canım. Ha, ama şey demiş, ama şey diye beyanı da var. Hala kazanacak hızım var benim. Kazanacak de beyanı falan diye. Var. Ya, ağlar gelir. Niye ya? Her yerde ağlar ona. Ya onun ağlaması beni o kadar rahatsız etmiyor. Adam iyi kolu, iyi kız gibi bir sürekli ağlayan bir adam. Ya ben sana bir şey diyeyim mi? Lorenzo'nun benim vizörüm buğulandısına 10 kat tercih ederim onun ağlamasını. Kusura bakma. Onun vizörüm buğulandı demedi abi. Nasıl? Böyle gösterdi. Bir keresinde buğulandı. İki defa. Başka, iki defa. Kaskın alnı düştü. O ayrı. O ayrı. İkisinden de şikayet. Kaskın alnındaki köpük düştü yüzüme. O nasıl olur ya? Ve bu hani sponsorluk verilmiş. Milyonlarca evet, euro abi, verilmiş. İkisi de oldu. Doğrudur. Sen de haklısın. Sen de. İkisi de ayrı ayrı oldu. Kaskın tepesi düştü arkadaş. Ya da abicim Lorenzo. Sen neyle yarışıyorsun lan? Kafana ne taktın? Hadi kaskın bakıcısı bir şapşallık yaptı. Kaskın içi düştü, kıçı düştü. Neyse. Ya abi kaskın bakıcısı ne abi? At mı bu? Seyis evet, gibi. Evet, aynen. Onların teknik elemanı var. Evet. Sırf kaskları toplayan, temizleyen. İşi bu olan adamlar var abi. Ya süper yapan tabii süper var. Stok gibi hani üçüncülük idman yurdu bilmem ne liginde bile yani markaların adamları vardı. Yarışçıların kasklarına evet, ayrı bakarlar. Yarışçıya o götürür, evet, verir. Ha markanın tamam, adamı geliyor. Adamı evet, ya da adamları. Evet, doğru bak. Eşim Lorenzo. Hatta standları var. Hani böyle aşağı doğru kask geliyor, görüşümü engelliyor diye buraya çorap koyanlar da var da. Daha İsmişen Kenny Roberts yapar buraya evet, kadın bağı kaskın içine. Hı. Neden? Başına batıyor. Çünkü çene kısmından dolayı kaskı normal taktığı zaman kadın bu buraya düşüyor. Hijyenik petten bahsediyor. Evet. Kadın hijyenik pet koyarak kaskın alnının çıkmasını sağlamış. Buraya pet koyarak ekstradan. O zaman kafasına göre kask bulamıyor herif. Onunla boğuşuyor. Şöyle mesela. Kendi Roberts'ın zaten boğuşu şeylerden biri de Kenny Roberts'ın Kenny Roberts olarak sevmesinin bir sebebi de o işte Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun elemanlarıyla bayağı bir uğraşmış. Ya yani demiş siz ne yapıyorsunuz ya orada kokteyller siz güzel iyi takılıyorsunuz da biz burada ya, yani Van Rey'nin sakat olduğu evet, işte o böyle dağ gibi körbler bilmem neler. Hiçbir kural yok, hiçbir şey yok, güvenlik yok. Siz abi baba yarıştan sonra paha şampanya pat falan filan. Bunu içmezsem yarışları demiyorum canım. O yüzden Kenny Roberts'ın yani sevilmesinin hala bir önemli sebebi de budur yani. Yarışçıların hakkını bayağı bir sıkı korumuş. Yani. Bu konuda son bu sarkma, diz koyma hı-hı, ve normal dünyaya gelirsek yolda bunların yapmaya kalkmayla ilgili. Evet. Arkadaşlar hiç bunları yolda yapmayın. Yapmayın abi. Yolda o kadar sarkmaya gerek yok. Yok evet. Biz bazen yapıyoruz hani onu hatırlayalım edelim falan filan arada ben. Ya o şey fitness ama, çalışması. Ha, evet, vücudun üst kısmını hareket ettirmek yani, bütün yol şartları için yeterli. Son derece yeterli. Evet. Bir de bugün okuduğumuz bir şey var, birisi yolladı. Colorado'da Amerika'da bir yarış var yılda bir kere yapılan.
İngilizce Pikes Peak diye bir tırmanma yarışı. Bir şey zirvesi, Pikes'ın zirvesi. Evet, bir tepeye tırmanıyorlar. Bayağı yüksek irtifaya. 300 metre emine. Normal o yol trafiğe kapanıyor. Eskiden bu yolun bir kısmı toprak. Mıcır bir şeydi. Topraktı, bir kısmı asfalttı. Yanılmıyorsam 2 senedir full asfalt, harika bir asfalt. Fakat işte bir tarafta orman var, bir tarafta bazen uçurum var. Hem de yüzlerce metre uçurum var. Şudur budur. Bunda işte birçok özel arabalar ve motorlar yarışıyor. İşte rally arabaları veya Amerika'da çok satılmayan acayip arabalar. Peugeot gidip orada yarışıyor. Evet, Sebastian Loeb galiba orada müthiş bir derece yaptı galiba, birinciliği var. Evet. İşte yani. Çeşit çeşit arabalar, çok güçlü acayip arabalar ve motosikletler. Çeşitli sınıflarda hatta yarışıyordu. Ducati'nin de Multistrada'nın Multistrada Edition'lar var. Bir şeyler. Yani evet, özel bir Ducati ile Ducati'nin orada kazandığı, birinci olduğu şeyler var. Aldığı dereceler var. Bugün bir arkadaşımız paylaşmış, orada gördüm. Bu yarışın organizatörleri o bu yarışa artık demişler Clip-on'lu motosikletleri almıyoruz. Yani pist motoru. Ancak demek istiyorlar. Üreticisi tarafından orijinal halinde normal gidon olan motorlar kabul edilecek. Girebilir. Sebep bir, demişler burası özel şartları olan bir yer. Hem tırmanışlar göremediğiniz, arkası kör, gitmediğiniz kör virajlar var. Hı hı. Ve yol ve yani. Doğal yaşam var. Hı. Geyikten ayıya kadar, tavşana kadar olmuş çünkü bunlar. Bir sürü hayvanat yarış esnasında yola çıkabilir. Çünkü onlar öyle kurdele çektik falan dinlemiyor. Evet. Ayı çıkıyor. Evet. Neyse. Bizde de var da onlar başka bir direksiyonla çoğunda. Böyle evet. Şey değil ki bizim ayılar. Hı hı. Ve bunun için yatık klip-onlu motorlar hiç uygun değildir. Görüş mesafeleri çok olarak daha düşük. Sürücünün göz hizası aşağıda olduğu için çok daha geç görüyorlar. Biz inceledik kazaları. Ve buna karar verdik. Daha dik oturumlu motorlar diyor. Aynı şekilde yola, bizim yolda da işte yatacağım, dizimi koyacağım falan yerlerde sürünürken trafikte görüşünüz düşüyor. Yani dolayısıyla güvenlik kısmını işe yarayan bir şey değil yani yolda. Sallamış oluyoruz. Evet. Değmez. Evet. Çok güzel. Güzel hikaye. Bu nefis hikaye. Pikes Peak'te de ben şeyi izlemiştim en son. Kimdi ya? Bu On Any Sunday motosiklet belgeselinin yenisini çektiler. Öyle mi? Ha. Bruce Brown çekmişti orijinali 72 evet, oğlu yılında. Onun oğlu Dana Brown. Yani seyretmediyseniz bu arada da On Any Sunday'i YouTube'da var abi. Bu Pikes Peak çıkışı da var. Evet. Pikes Peak çıkışında elektrikli bir motor. Hatırlıyor musunuz? Evet, tabii tabii. Çocuk da motordan millet kaçmıyor, sesini duymuyor diye, izleyiciler yola atlıyor diye araba alarmı takıyorlar. Lilu lilu kuk 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 diye gidiyor herif böyle. Orada o tırmanışta sonra birinci oluyor herif. Evet. Bütün benzinli motorları geçiyor. Ha, bir iki sene önce. Yani evet. Evet. Doğru, yeni hikaye. Ondan sonra onun hikayesini falan da gösterdi. Ben bayıldım yani oradaki o ortama, millet böyle festival gibi hey falan müthiş eğlenceli bir ortam. Gitmek lazım, onu da kaçırmamak lazım. Bak, var ya, ölenler de var. Tabi uçurumda uçup ölüyor. Yok. Yani trafiğe kapalı olsa da yok işte bir bayağı aşağı çıkabiliyor, taş düşebiliyor. Her şey olur. Yani. Peki arkadaşlar, Gökhan Eren'in bir tane videosunu yayınlayacağız yakında. Ve Gökhan Eren hocamız bakalım bu sefer ne tür maceralara gark olmuş, bir onu izleyelim.
İşte plakayı söken motosiklet sürücüsünden sonra plakayı söken dört tekerlekli de görüyoruz. Bak, acaba ön plaka ne durumda? Bakalım görebilecek miyiz? Aa, dadat yapıyor. Dadat yapıyor. Dadat. Dadat. Ama sol stop lambası yanmıyor arka. Kesin o korna da çakmadır. Kesin. Kesin o korna da çakmadır. Ah, önden plakayı göremedik. Evet abi. Devam. Kaçma lan! Kaçma! Gel buraya! Neyin kusuruna bakma ya? Neyin kusuruna bakma ya? Bak seyret. Orada kapaklar açılmış. Kapaklar açık. Adamlar oradan kapakların yanından geçiyorlar. Şu hale bak. Bak. Seyret bak yavaş. Bak. Bak şimdi şunu gör, otur ağla. Otur da ağla bu manzarayı bak. Şunu görüyor musun? Ölüm. Bak böyle duruyor işte. Bunu öl diyorlar. Bunun adı ölüm. İşte bak bunun adı ölüm. Öl diyor adam sana burada. Sen benim için hiçbir kıymetin yok. Burada ölebilirsin diyor. Geber diyor bak. Tam bak motosikletin geliş istikameti. Bak şık 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 geliyor. Ve direkt içinde. Görüyorsun değil mi? Bak geçen arabalar bak. Nasıl geçiyor bak. Abi çok acayip bir memleketiz ya. Şu hale bak ya. Vay 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 vay. Evet bak. 51 oldu. Otobandayız bak. Görüyor musun bak, bir kaldı, hadi beraber. Ölmeyelim ha. Günaydın beyler. Abi ne düşünüyorsun kara kara ya? Peki. Hey, evet. Altınlı gece devam ediyoruz. 23 Aralık 2015. Artık haftaki yayında da 2015'i paketliyoruz baba, acısıyla yani, tatlısıyla. Şimdi bir tane soru var. Sana geliyor. Senin sevdiğin sorulardan. Kaan Acıroğlu demiş ki, selamlar herkese. Motorla uzun veya uluslararası yolculuklarda yanımızda mekanik anlamda lastik, tamir kiti, anahtar takım vesaire gibilere ek olarak bulundurmamız gereken olmazsa olmazlarımız, buna ek olarak bulundurmakta fayda gördüğümüz, olsa da iyi olur dediklerimiz nelerdir? Herkese sevgiler. Cevap veriyorum. A, bunu dinleyeceğim. B, iyi arkadaş edineceğim. Fuat gibi. Bir tane Fuat Doğan iş bulacak. Harika, her şey bitiyor. Söyle. Buyur baba. Abi arkadaşın dedikleri mutlaka olmalı. Lastik tamir kiti. Şimdi falan. Lastik tamir kitini biraz açmak istiyorum. Sprey mi prey, ben onlara inanmıyorum. Daha bence daha de. Yani kazayla çalışsa da var ya, bu sefer o lastiği temizleyene kadar da yaşlanıyorsun. Bir daha o lastikten hiçbir şey olmuyor. Balansı bozuluyor, şu oluyor, bu oluyor. Onu geç. Benim kullandığım bunca zamandır bir tane ve memnun kaldım. Tubeless lastikler. Tubeless lastik, evet. Yani, iç lastiksiz. Tubeless. Tubeless. Bizde dubleks diye. Dublekse kadar gidiyor yani. Dubleks, evet. Fitil olmayan,
Ve şu anda Borusan'da bulabileceğiniz sadece. Ama bu tabii en ideali. Hani olmadı fitilde. Fitilde olur ama bu bahsettiğim yama kalıcı bir yama. Yani mantarlaşıyor içeride kendisi. O yamayı tavsiye edeceğim. Çok daha güvenli. Çok daha güvenli ama kullanma kılavuzunu iyi okuyun. O önemli. Deliği iyi genişletmek lazım şeyden. Bol bol harbiliyoruz önce. Evet, o harbinin bızın iyi geçmesi. Yani bayağı hani çok rahat artık fartur girebilmesi lazım. Bu arada çünkü yamayı parçalıyorsun sokakta içeri. Çok çok haklı. Bir de sakin bakmak lazım. Yani patlak burada deyip ufak bir deliği boşuna genişletmeyin. Çünkü sonra bakıyorsunuz ki patlak öbür tarafta. Lastiğe ve emeğe yazık olabilir yani bazen. Bunlar yaşandı galiba. Olur, sen, olur. Sen de yaşamadık oğlum. Tamam, biliyorum. Tamam, o yüzden. Ne var ya? Peki. Lastik tamir kitimiz olacak. Evet, lastik tamir kiti olacak. İyisinden. Başka? İyisinden. Hava tüpleri falan evet. O kendisiniz gibi geliyor zaten o bahsettiğin. Hava kitini asla eldivensiz ya da etrafının o çorabı olmadan kullanmayın. Ele yapışır. Ha bir de bu bahsettiğim lastik tamir kitinin bir ömrü var. Kabaca 2, hadi bilemedim 3 sene. Artık o tüplerin üzerinde tarihi de yazıyor. Aklınızda olsun satın alırken o tarihe bir bakın. Tutkalı ölüyor. Yoksa. Tutkalı ölüyor. Yamanın kendisi de böyle bırakıyor. Çünkü bunların hepsi petrol ürünü ve uçuyor bunlar. Nedir yani, bunun süresi biliyor muyuz? Yani bir yıllık mı? 2 galiba. Peki. 2. Yani benim tecrübelerime göre 2'yi geçtikten sonra o açıkta duruyorsa hele o kurumuş oluyor. Kurumuş sen yaksan daha hava kaçırıyor falan. Yani lastiğin kendisi gidiyor falan filan. Arkadaşımızın söylediklerine ek olarak mesela bence bir benzin pompası. Bu çok enteresan. Ben de niye işe yaradığını bilmiyorum. Yani hortum gördüm. Evet. Depodan şey yapmak için. Şimdi şöyle bu benzin bitebiliyor falan filan ve bu başımıza da geldi. Evet. Şimdi depodan işte yani hortum değil bakın ama. Ya hortumu şey yapıp depoya koyup ondan sonra üflediğin diye falan yani. Var ya bitersiniz yani. O benzini bayağı kezzap içiyorsun gibi bir şey aslında yani. Bütün gün benzin şehirdim abi diye anlatırsınız. Ha. Şimdi bu yani işte böyle perşembe pazarı kılıklı ya da işte atıyorum Bauhaus praktikel kılıklı yerlerde bulunabilecek bir şey. İşte bir hortum var. O hortumun bir kısmında da üst yani senin çekeceğin hortum aşağıda. Bir tane şey var abi. Pompası var. Evet. Sen ama bastıkça o benzini kendi imkanlarıyla çekip öbür tarafa aktarıyor. Bu gayet güzel kıvrılıp. Onu böyle bu kadar yapıyor. Paket ediyor. Ha. Hacı abi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir arkadaşımızla yola çıktık. Fuat abi de var. Kalabalık gidiyoruz. Bu arkadaşımızın musluğu, benzin rezerv musluğu göstergesi yok motorun. Yukarıda mı terste mi bir şeyde kalmış. Rezervde kalmış sanırım. Benzini bitti. Yolda kaldı. Aa ulan ne yapacağız derken Fuat abi o küçük şeyi çıkardı ortaya bir anda. Diye hortum buraya, hortum buraya paf paf paf. Böyle. Çalıştı yani. Aa! Öyle. Yanında taşıyor yani. Şu kadar oluyor bak. Evet. Bu kadar. Bayağı bir iş görüyor yani. Tavsiye ederiz. Başka? Başka. Senin mesela Almanya'da işte sıfır. Benim motosiklet 1,5 kilometrede. Öyle verdiler. Kiraladılar. Gidiyoruz. Otobanda çok güzel. Ya Fuat gösterdi ya biri. Grenaj'ın alttaki bir vidası mı düşmüş. Ben gördüm yolda giderken. Böyle. Langır langır evet. Sallanıyormuş. Evet. Durdu. Nedir o şeylerin cırt, adı? Tayrap. Cırt. Evet, tayrap. Evet. Cırt, tayrap. Onlardan bir demet çıkardı. Evet. Gerektiği kadarını kullandık, sabitledik. 10 gün öyle gezdik. Evet. Hayat yani, tabii. Evet, her cırt. Şeye yarayabilir yani. Evet, cırt. Levent abinin dediği gibi Allah bu tayrabı icat edenden razı olsun. Aa, bence, abi, bence de. Tayrabın icadını anlatmış mıydım? Hayır. Tayrap aslında uçak endüstrisi için icat edilmiş. 1930'lar, 40'lar, 50'ler bir İngiliz Amerika'da bir uçak fabrikasına davet ediyor İngiliz bir mühendis ve orada birçok çalışan işçinin parmaklarının uçlarının kopuk olduğunu görüyor. Çünkü uçağa çekilen kablo ve tesisatın çok az yer tutması için mümkün olduğunca gergin ve diplere böyle itilerek yapılıyor ve bunu metal kelepçelerle yapıyorlar. Ve bunu yaparken de adamın böyle arada kabloyu tutuyor pıt parmağının ucunu alıveriyor. Ya diyor bu ne rezillik, böyle iş mi olur? Adamların parmaklar eksik. Bu nasıl iş falan. İngiltere'ye döndükten sonra uğraşıyor, araştırmaya başlıyor ne yapılır diye ve plastik cırt kelepçeyi icat ediyor. İngiliz icadıdır.
o gün bugündür işte artık hayat kurtardı. Tabii hepimiz. Hayat kurtardı. Bir yani, Demet Taylan. Yani işte düştün o grenaj bir bunlar var. Mesela oldu, hiç aklına gelir mi gelmez ama çok işe yarıyor. Evet. Çok. Dolayısıyla şu, bir de duct tape. Yani o kalın gri böyle kendinden evet. kumaşlı biraz esnek ve şey tesisat bandı. Yıvışık bir evet. yapışkanı olan yani güçlü evet. Ve kolay yırtılabilen bant olması lazım. Başka. Yani grenaj tamirinden tut herhangi bir şeyin su geçirmez yapılmasına tabii. bir kumaş parçasının işte üstünü başını toparlamaya birçok şeye yarayabilir. Evet. Sunfix. Abi düştün, kartar etti. Ayağı akıyor. Soğuk kaynak denen şey mi? Evet. İki parçadan oluşan macun. Evet. İyi yaşayın zaten. Çok yaşayın. İki malzemeli epoksi mi oluyor? Epoksi galiba. Epoksi ama sıcağa dayanıyor. Evet. Yani şimdi yani onun da kullanma kılavuzunu iyi okumak lazım tamam. kullanmadan evvel. Üstünde kutusunda yazıyor zaten. Sarı laciverttir. Yani genelde sarı laciverttir. İki malzeme. Onları böyle yoğurursun. Hırdava yani iyi hani böyle şey hırdava gelişmiş hırdavatçılar olabileceğiniz onun şey. Da tarihi vardır. Evet. Tarihine dikkat evet. ederek satın alalım. Ve zehirlidir. O yüzden lütfen eldiven giyerek çalışın. Isınır falan mı? Yani yok ısınmıyor. Baba böyle evet iyice yoğuruyorsun. Ondan evet. sonra macun gibi onu bir yere kapladın, belli bir bıraktın. İşte evet. o bir saat, iki saat evet. galiba. Ondan sonra kaya yani gibi. Ne bileyim, radyatör cortladı. At başını da hadi ne yapacaksın? Yani yumurta mı pişireceksin? Tabii olmaz. O işe yarar. Bir şey daha var demin aklımda. VD40. Evet. O kadar bence önemli değil. Sen yıkatmadığın için. Ya. Mesela Yaman abinin VD40'la gezmesi ya, lazım. Ya ne olur yıkama demeyin bana Allah aşkına. Bak Devrim abi de çok... Etim çekiliyor vallahi. Bak, ya. Ya, yolculukta ben... motor yıkamasına şiddetle karşıyım abi. Çok yani, seviyorlar. Korkunç bir çamur mamur girilmemişse bilmem ne olmamışsa. Motor temiz. Her yani. Yıkama Hı. her yıkama potansiyel bir havaya uçma demektir. Özellikle o jetlerle yapılan yıkamalar. Ya da yolda kalma. Onu demek istiyorum işte. Yolda kalmaktan bahsediyoruz yani. dur bir şey daha var. Japon. Hmm. Ufak yapıştırıcılar. Evet. Japon yapıştırıcısı müthiş. Siyanoakrilat. Siyanürlü akrilat yapıştırıcı. Mesela ne yapacağız onu? Mesela gaz kolun borunun içinde dönmeye başladı üzerinde. Başıma gelen. Evet. Hatırlarsan. Evet. Gaz veriyorum, gaz veremiyorum. Boşta dönüyor. Öyle, onu da öyle araya, kurtardıydı. Evet, oraya da Japon'u sıktık. Yine benden çıktı Japon. Tabii canım, kimden çıkacak? çekme halatı. Bununla ilgili bir fıkra hatırladım ama anlatmayacağım. Değil neyse. Evet. çekme halatı olabilecek şeyler aslında aynı zamanda da motoru da bir yere sabitlemeye yarayan. Evet. İsmi vardı onu unuttum ya. Spandex mi diyorlar? Yok. Kilidi var yani. Evet. Kemer onu böyle cır cır. Şey, evet. Bütün portbagajlarda kullanılan. Yani işte motokrosçuların remorkta motoru taşırken kullandığı ya da motokrosçular. Kayışlar. Kendinden kilitli. Strap diye geçiyor. Strap. Kayış Türkçesi. O böyle güzel böyle şey gibi simit. Bir rulo olur. Tahin. Yuvarlak. Yani rulo oluyor. Tahin çörek gibi. Tabii şimdi bunu motor çekmekte kullanırız derken mesela benzin bittiğinde. Evet. Yoksa çeke çeke gezmeyi. Hani ya da işte bozulduğunda şimdi benzin pompamız var yırttık diye ama bizde benzin kalmadı falan filan neyse. O olabilir. Başka ne var bakayım bizde? Ben amortisör ayar anahtarı diyorum. O zaten kitte var. O var kitte genelde kitte, oluyor zaten. Her kitte yok. Amortisör ayar anahtarı neden lazım? Yani sen artık çanta ağır. Gene kafası geziyor. Bunu çıkmadan önce yapmış olman lazım. Evet. Ya herkes de yapıyor. Yani. Bu arada o jazz spanner derler ona evet. İngilizler. Evet. C anahtarı. O genelde biraz adamı yaşlandırır yani. Hani, doğru. Parmakları o da küçültür. Evet, doğru. Kan revan. Çünkü çektiğin zaman trax diye geçerken bu parmağı muhakkak şasinin bir yerine vurup eziyorsun. Evet. Onun püf noktası genelde buji anahtarının bilmem nesine kullanılan böyle bir boruyu da ona şey yapıp yani kaldıraç kuvvetini arttırmak. Ve elinde keser yani, olmaları tek başına yani. Tabii. Parmakları korumak. Ha mutlaka bence bir tane de şey olmalı. Küçük bir ayarlı pense. Kurbağacık. Evet, bir tane de kurbağacık. Yani Leatherman'in biraz pahalısı tabii o ama var yani daha ucuz modelleri de var. Şey olmalı abi. İlk yardım kiti zaten olmalı. Böcek sökmaları için amonyaklı şeyler, stickler var. Hı hı.
Yani ruj gibi. Ama amonyaklı var. Tıbbi bir alet. Tıbbi bir alet. Yani işte yolda giderken arı girdi, jof soktu. Bir arkadaşımın kıçını soktu mesela. O fotoğrafı çekemedim. Fuat abi amonyak sürerken Uludağ tepesinde kaçırdık onu. Çok güzelmiş. Yıkarıyorsun, ne yapacaksın? Başka ne var? İyi hem de çıkart demedim onu orada. Mesela kataflam. Anti-enflamatuar. Evet. Yani şişmelere karşı. Şişmeler karşı. Ben mesela soğutucu spreyi de taşıyorum. Kırık vardır, bir şey vardır. Ya bir şey ezildi, mezildi. Hemen bir soğuk şey yapmak lazım ya. Yani hani genelde. Enteresan bak. Soğutucu spreyi artık eczanelerde satılıyor. O kadar egzotik bir alet değil. Şimdi bütün bunları da normalde şöyle bir üçgen çanta, yani ne deniyor ona? Bel çantası gibi. Yok. Yani bunları taşıyacağım bir şey lazım abi. Yani normalde artık selenin altı hani olmaz. Almıyor. Benim işte Süperlük'te kullandığım KTM'nin de gözlerimi yaşartan bir biçimde yaptığı kullanışlı bir çanta var. Üçgen serisinin yerine takılan. Evet. Genelde böyle çantalarda her yerde bulunuyor yani değişik markalarda. Abi onlar hazır. İşte o şuyum, oyum, suyum, kılım, ya da büyük bir çantanın içinde ayrı bir ayrı küçük bölge. Çanta olarak. Evet, bölge ama işte de çantalar bu arada Globe Scout'tan altın çanta geldi ya. Bize. Evet. Bunu bizim acaba Murat Balcı için mi yaptık? Evet, değil mi yani? Tam ona göre. Ha? Ona göre değil kaç mi? Kaç litre? Il Comodinieri. Bu bayağı 100 küsür gibi yani. 100 litreye yakın olması lazım. Görmüş mü? Valla görmesin. Alır vallahi. Evet. Bu tabii motora... Yok, biz bunu kamera çantası özel olarak bize geldi. Siz öyle yaptınız ama motora takacak arkadaş biliyoruz biz bunu yani. Bu da çantaya doymak bilmeyen tanıdıklarımız var değil mi abi? Peki. Bana gelen bir soru var. Hemen onu kısaca cevap verebilir miyim? HB Can Aydın diye geçiyor adı. Tam adını bilemiyorum o yüzden. Ya, izleyicimiz demiş ki ya işte 170 liraya litresi 170 liraya da yağ var. İşte 70 140 liraya da yağ var. 70 liraya kastrol de var. Hani 20 liraya da yağ. Ya oralara girmiyorum artık. Tamam. Hani bu değer mi? Nedir yani bu fark hani? Niye böyle? Bu şey diye. Benim aklım erdiği kadarıyla şunu söyleyeyim. Şimdi bu konuda sonsuz bir edebiyat var. İnternet tartışması şöyle. Bitmez. Bitmez abi. Ya bence kastrol yeterlidir. Ya da benzeri yani. Yani bilinmiş büyük markaları. Bilinmiş büyük markalar. Doğru seçilmiş yağları değil ama mi? Ama mümkünse motosiklet için diye. Hı. Aslında mümkünse de motosiklet yağı olarak gelmiş şeyler almakta fayda var. Niye? İşte bu özellikle çoğu motosikletin debriyajı yağ içinde çalıştığı için o yağın da bir özel olması gerekiyormuş. Ben ayrıntılarını bilmiyorum. Sadece o debriyajları kaydırabileceğini biliyorum eğer normal Rapsi otomobil yağı koyarsan. Ona dikkat etmek lazım. Ben kendim pahalı bir yağ kullanıp da şunu gördüm ama. Model de veriyorum çünkü şunun için vereceğim modeli. Başka bir motorda başka netice verebilir o ya. O yüzden bilemiyorum ama. BMW 800 GS'den üretilmiş bir motor olan Nudo 900 motorunda ben ne kullandım bakayım. V300 diye modeli olan. Motül kullanıyor. O da işte 150-160 böyle pahalı bir yağ. Şu an litresi 66 lira. Çalışması mı? Şu an litresi 66 lira. Ne diyorsun ya? Olamaz. Daha pahalıydı. Yok yok öyle. Şu an öyle. O zaman belki daha pahalıydı. O yağ kullandım ve hatta merakımdan ben normalde 5000'i görür görmez her şeyi indiririm abi. Hava vitesi, yağ mı hepsi değişir. Türkiye koşullarından dolayı. Evet. Merakımdan baktım çünkü yağ kararmıyor. Kırmızı renkli bir yağ. Pencereden de görüyorum işte şeylerini de ölçüyorum. Bu da fosforlu yeşildir. Yok benim kullandığım kırmızıydı diye hatırlıyorum. Yeşil. Aman o konuyu açma. Oraya da geleceğim. Baktım ya normalde ya koyarsın işte 500 km gittikten sonra o yağ artık şöyle bir rengi her neyse kararır abicim onun. Tamam, o siyah olur artık. Bu arkadaş hani o kırmızılığını hala muhafaza ediyor. Yani koyu kırmızı oldu. Arkadaşlar 10.000 km benim altımda. Böyle böyle gidiyoruz. Ulan kararmıyor ya yani. Ve hani o pahalı bir yağ, benim aldığım en pahalı yağ oydu. 10.000 kilometrenin sonunda hani az kararmış olarak döktük. Bir daha da onu kullandım yani o motorda falan. Sonra o motor gelmedi bir şey oldu galiba. Şimdi işte. Burada bunun şu sakın, yani şu çekinceyi de söylemek istiyorum ama. Yani o model motorda belki ne koysak,
o yağ rengini belki muhafaza eder, onu bilemiyorum. Hı hı. Ama ilk defa şahit olduğum bir olay o benim. Yani yağın rengini kaybetmemesi 10 sene boyunca, 10 bin kilometre boyunca. Yeni bir motordu. Yeni tabii. Hı hı. Bir de yani şu soruyu da soruyorum tabii. Ne olur ne olmaz diye. Yani bir yağın rengini kaybetmemesi acaba bu kadar da matah bir şey midir? Onu da tam bilemiyorum. Peki. Şimdi arkadaşlar bu yağ konusunda ben de pek Fuat abiye katılmıyorum. Ben bulabildiğim en iyi yağı kullanmaya çalışıyorum motosikletlerimde. En iyi eşittir en pahalı mı yani? Hayır, her zaman en pahalı demek değil ama hani adı sanı belli. Tamam. Şimdi mesela Eneos diye bir yağ var. Rossi'nin üzerinde abi herif. Hani gidip en iyisini alırsan Eneos'un da en üst seviye böyle full sentetik double ester bilmem ne ester. Yani bir dakika burada bir hemen parantez. Bir dakika dur. Lafımı bitireceğim. Ya unutma. Hayır lafımı bitireceğim. Dur, şimdi Eneos'un bu öyle mesela bir yağı var. Bunu kullanmak istiyorum. İşte Putolin'in iyi yağı var. Ben bunları ilk defa duyuyorum. Putolin çok güzel yağ. Bilmem. İşte yani Motul kullanıyorduk. Hmm. İşte şimdi Spidol diye yerli bir yağ firması var. Çok enteresan herifler. Spidol aslında Amerikan markası. Türkiye'de üretilmeye başlandı. Burada Trabzon'da. Bu adamlar mesela bütün merk böyle dünya çapında bilinen markaların yağlarını alıp inceleyip benzer formüller, testler, deneyler, motosiklet üstünde deney bir de falan yapacak laboratuvarları kurup yaptılar. Peki sonuç? Çok etkileyici yağlar ürettiler uygun fiyatlara. Mesela bir de o var. Dolayısıyla illa fiyatın yüksek olması gerekli değil. Doğru. Tamam. Mesela bildiğim ama nokta ben, nasıl bulacağım? Mesela Spidol'ü nereden bulacaksın şimdi? Yani? KMA'da. Kilerci motorlu araçlar. Biz EBC'yi falan satalım. Şimdi abi şöyle bir şey var. Peki bunun sonuçlarını nasıl görebiliyoruz? Benim tek bulabildiğim ben yağın renginin değişmemesi oldu ama bunun da ne kadar doğru, sağlıklı bir gösterge olduğundan ben emin değilim. Ben şuradan anlıyorum yağın yavaş yavaş bozulduğunu. Vites geçişleri değişiyor. Vites geçişleri... Ya şunu bir ben anlayamadım canına yandığını. Ya. Senin vitesle aran pek yok. Niye abi? Sen vites küçültürken gaz da vermiyorsun. O senin yaptığın şeyler benim aklım ermiyor zaten yani. Peki. Neyse. Şimdi onu artık benim motorum kendi yapıyor zaten. Kendi gaz veriyor vites küçültürken. O debriyajsız. Şimdi şöyle abi. Şimdi şöyle bir şey var. Ama sen gaz veriyorsun vites küçültürken. Ha, ben veriyorum artık abi. Ama benim hatırlamıyorum. Yani sürat çok artmışsa, pistteyse ben de yapabiliyorum yani. Neyse. Evet. Şimdi bir kere vites geçişleri bir tuhaf oluyor. Böyle bir kıtırtılı. Mesela soğukken eğer yağ artık böyle bozulmaya başlamışsa vites geçişleri daha bir böyle zor oluyor, boşu bulmalarda bir eşeklikler oluyor, boşu buldurtmuyor bazen. Abi benim orada tecrübem şu, ya o şanzıman boşa zor geçiyorsa sen ne yağ koyarsan koy zor geçiyor. Hayır. Bu şeyi demek diyor yani yağ yeniykenkinden daha farklı bir hale geliyor. Evet. Herhalde. Evet. Yani. Tabii ben o farkı hiç hissedemedim bugüne kadar. O farkı. Dikkat etmedim. Şanzımanı hızlı anladım. Değiştiriyorsun, iyi ki hissetmedi yani. Evet. Mesela işte 100 bin kilometrede 900 aranın içini açtık. E abi herifin içini açınca gördük ki hayvan hala sapasağlam. Ne güzel. Çünkü güzel yağ kullandık. Şimdi o hani yerli üretim o neydi? Kastrolü koysaydık öyle olur muydu? Bilmiyorum yani. Yerli üretim mi kastrol? Tabii. Yerli üretim ne yapıyoruz? Eşek gibi rafineriler var abi ne var ki? Yani? Tamam da katkı. O benzini kullanıyoruz şimdi sonuçta. Şimdi şöyle düşünelim. Bugün yağ dediğimiz şey aslında baz yağ artık katkıdan oluşuyor. Tamam mı? Ve bunun içine nereden baz yağ alınacak yer zaten 3 tane mi ne dünyada. Evet, tamam. O malı aldın. Üzerine de katkısını koyduk. O katkıyı ki sentetik yağlardan. Full sentetikten artık, bahsediyoruz. Evet. Mineraller çıktık oradan. Şimdi burada bu hani katkısıyla vesairesiyle bakınca iyi katkı ve iyi baz yağ karışınca güzel yağ oluyor. Şimdi fiyatlara vesaireye bakıp bir de onları deneyince ben gördüm ki abi hani Castrol bana ters. Üzgünüm. Vallahi benimkine mi koyuyorlar ama? Niye? Koyma. Koyma işte bulamıyorum. Yani bir hangisi iyi bilmiyorum. Ben mesela servise gittim bir markanın. İsmi lazım diye baktım. Biz Castrol kullanıyoruz. Geçmiş olsun diyorum. Kendi yağımı götürüyorum. Hani belki pazar sabahı pideciye kendi kıymasını götüren emekli albay kıllığı ama öyle yani. Ben o şeyi koydurtmam motoruma. Bideyi bir kere yiyorsun, buna kaç kilometre bineceksin? Yani bu arada yağın markası, bu çok da karşılaştığım bir şey. Yani yağ markası, şusu busu derken bir bakıyorum abi, yanlış viskozite
O ya, daha da bomba. Lapse konuyor abiciğim. O daha bomba. Yani ben yağın rengi için İstanbul'u baştan başa kat eden adam tanıyorum. Ama yanlış viskozite yağ koydu. Çok da hassas bir arkadaşımızdır yani. Bir de mesela işte motorun önerdiği, markanın önerdiği bir yağ markası var. Evet. İlla ki olmalı mı yoksa onların ticari anlaşmasının sonucu mu? Şimdi abi, ben markanın, şıkkı diyorum ha. Markanın şıkkı önerdiği deyince de iş karışıyor. Heh. Çünkü mesela bugün Honda servisine gitsek, Binarar'a koyduğu yağla NC750'ye koyduğu yağ aynı olursa orada benim midem bulanır. Tabii. Canım sıkılır benim. Yani hem de viskozitesini de aynı tutuyorsun şimdi 2 silindir, 4 silindir. O markanın farklı yağları da kullanıyor. Honda Loop acaba? Bu arada yağ. Ha bir de ona ben de hastayım abi. Yama Loop diyor. Yama Loop. Şimdi Honda işte, Loop. En güzel Yama şey amortisör ya. Amortisör yağ diyecek. Diyor ki Yama Loop kullanınız. Ya grade'i ne kardeşim? Bir de Yama Loop'u kim kaybetmiş de ben bulacağım. Markanın 3 katı olması onların. Evet. Markayı bulabilirsen. Değil abi. Fiyatları uygun ya. Öyle mi? Benim moralimi o bozdu. Bak gene olmadı. Şimdi yani gidip fiyatı da çok düşükse o yağın bir dakika lan ne böyle falan demeye başlıyorum ben. Hay Allah. Buna ne koyuyorsunuz? Bu ne bu falan diyorum. Kim cevap verebilir ki sana? Firmanın önerdiği diyor adam. Ne desin adam? Abi o zaman Motorex, Motul aklımız eriyor mu bunlara? İpon. Mesela çünkü Motorex. Sen böyle diyorsun var ya şu anda binlerce ruhta fırtınalar kopuyor. Eyvah ben ne yaptım? Ne koyacağım şimdi falan diye. Bu motosikletçinin bayağı bir hasta olduğu bir konu yani. O yağ ne koysam acaba? Abi ben? Motorun iyisini, yani yağın iyisini koyacağız. Ben hep bakıyorum, firmaların kendi siteleri var ve oralarda önerdikleri kendi mesela. Diyorsun benim markası şu, modeli bu. Hani Zülküf modeli Zübeyir yılı 2014 üretimi. Bakıyorsun zıp sana söylüyor. Al abi sana şu 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 yağlar uyar diyor. Tamam. Şimdi böyle bir çizelgeler hemen bütün sitelerde var. İnternet diye de bir şey var. Gir baba oradan bakın keşfet. Ya. Kendini bir markaya esir etme derim ben. Bir de kullanım şartlarına göre kullanılması gereken viskozite, klimaya göre özellikle yani hava mevsime göre. Sıcak, ısıya, evet. Isıya göre yani viskozite değişkenliği gösteriyor. Bursa'da kullandığın yağ aynı viskozite olamayabilir. El kitabında genelde bunların hepsi artık anlatılıyor arkadaşlar. Evet. Yani oraya bakın oradan yürüyün derim. Sen demin bir şey diyordun işte Rossi'nin de diyordun hani göğsünde yazıyor Eneos. İşte. Yani şimdi ben Rossi'nin üstünde olan bir başka marka onun olduğunu söylemeyeceğim. Biliyorum ki hani hayatımda kullandığım daha kötü bir şey olmadı o markada. Yani türü içinde. Yani. Dainese mi? Ya yok, değil, yok, değil. Değil. Bak markayı vermek istemiyorum. Dainese değil bu arada. Yamaha. Hayır. Yahu değil o arkadaş. O zaman Monster. Malı söylerse ya markayı anlayacağım. İstemiyorum ya. Çünkü bu da olacak. Bilmem ne olacak. Vay bizi batırdın, öldürdün, geberttin ne olacak. İstemiyorum onun için. Atalım üstüne hayal etmeyi. Yani çünkü çok da hani önemli bir şeydi. Çok da satılan bir şeydi. Fındık fıstık markası falan değil. Gibi. Değil. Motosikletle ilgili mi? Aha. Anladım. Ben evet. daha kötüsünü kullanmadım. Ona güvendim kilo yani. Yaptı. Zayıflatır diye yedik o fıstıkları ama. Nerede? Peki. Yani. Yani abi olabilir ama şöyle bir şey Rossi'nin üstünde ya da bilmem kimin üstünde diye ona bakarsan Lorenzo'nun kaskı da hani işte buğulandı yok içinden çöktü kaçtı gitti yani. Şimdi ne yapacağız onu mu alalım yani? Ha fiyat. Onu mu diyorsun? Değil be arkadaş ya tamam bulma onun cevabını geç. Peki tamam. Peki. Geç. Peki. Bir yani de çok adam, da önemli müşterisi adam, fazla da müşterisi olan bir şey değil zaten. O yüzden çok gümüşlemiyorum. Yani çok renkli bayağı bayağı. Şey marka bir de banka reklamı var üzerinde adamın. Benim. En yahu ilerle olan. İlerle. En üst, o, en üst en üstünde olan. Pata. Söyledik ha. En üstünde. Artık ya. Kask ulan. Kask ya. AGV'yi diyorsun sen. Sen AGV sevmiyorsun. Ben daha kötü bir şey kullanmadım abi ya. O kadar para verdik. Bak ben İçi döküldü, başı döküldü. Ne oluyor ya falan oldu. Hangi yani. Yıl? 2008-2013 şurada şu aborijin desenli, hastasıyım o desenli yani bu Avustralya, 2000 kaç? Philip Island'da. 2000? 2010 mudur? Bilmiyorum. Yani Philip Island'da coştu bir sene, onun anasına çıkartılmış. Şimdi şöyle, bu AGV kasklarla ilgili bana hep soru geliyor. Abi sen niye kullanmıyorsun falan diye. Yani bana hiç böyle bir şimdiye kadar çekici gelmedi AGV kask. Bir sürü kask markası denedim, kullandım. Ben desenlerini beğeniyorum canım ya. Yani. Şeyle işte Arai olsun, Bell olsun çok memnun kaldım. Hı-hı. Eskiden Shoei'm vardı çok memnun kalmamıştım ona. Schubert kullandım damacana gibiydi. Ya bir de abi insanın falan. Kafa kalıbına göre marka evet.
uyumun ve sevgin bir anda değişebiliyor yani. Evet, evet. Çünkü kalıplara göre yapılıyor. Kafa kalıpları farklı insanlarda falan filan. Evet. Yani, dolayısıyla hani bu işler... Yani benim bayıldığım birazcık... bir kaska sen bayılamayabilirsin. Çünkü kalıplarımız farklıdır. Sana olmuyordur. Anladım. Yani işte herkese değişir. Herkes için değişebilecek bir durum bu. Benim diyeceğim şu. Arkadaşlar, yağ konusu birazcık şahsi bir konu. Lütfen hani benim için motosikletim çok kıymetli. Dolayısıyla motosikletimin en iyi gıdayla beslenmesini istiyorum. Bulabildiğim en iyi yağı kullanmaya çalışıyorum. O motora uygun ve sık sık değiştiriyorum ben de Hacı abi gibi. Çünkü genelde yağı böyle koyduk abi, onunla takılıyoruz. Çok sağlıklı bir çözüm değildir maalesef. Mümkünse uzun süre kullanmayın aynı yağı. Üreticiler şu ara bakım maliyetleri düşsün diye vatandaşın işte abi sen 10.000'de bir falan. 15.000 görmeye başladım ben. Onu ben iplemiyorum hiç. Ben direkt giriyorum. Böyle nedir abi, ne yapılabilir? İşte 5.000 oldu mu? Tamam hadi değiş. Yani şu belki de hani atıyorum 50 liralık 30 liralık yağ koyunca da 15.000 kilometre gitsen belki hani bu endişe ettiğimiz kadar bir hasar belki meydana gelmeyecek. Belki şimdi gülüyor bile. Ha. Bir de olabilir ama motosikletine göre de değişir. Tabii, şimdi tabii. Piste girdiğin motorla tabii. Sokakta gezdiğin skuter aynı muameleyi yapamayız. Vallahi ben yapabilirim çünkü bizim sokak dediğimiz yerde skuterin gezdiği şeyi düşünürsen yani... yarış pistinde yani bir yarış motorundan daha fazla acı çektiği bile iddia edilebilir icabında yani. Şöyle, ısınmadan gazlamamak falan da tabii. Şöyle yani şunu diyebiliriz ama sonuçta. Arkadaş atıyorum 10.000 kilometre verilmiş sana ömür. Yani servis kitabında diyor ki 10.000 kilometrede bir yağ değiştir. Evet. Yani sen 5.000 kilometrede değiştirsen zarar etmezsin abi. Doğru. Ama öpekinde zarar etme ihtimalin ufak da az da olsa tartışılabilir de olsa bir maliyet farkı var. Bir de şöyle bir şey var. Bu işin zararı o kadar büyük ki. Ha tabii yani yağ daha pahalı yani. Abi motor yapacağız 3 kağıt. Şanslıysan. Yani ucuzu. İyi yaptırırsan 6 kağıt. Dolayısıyla hani o yüzden o 3 kuruşluk yağdan tasarruf etmeyin arkadaşlar diyorum ben. Çok güzel yağlar var. Yağ konusunda benim genel olarak alışveriş ettiğim yer de bizim Serdar'ın dükkanı. KMA. Kilerci. Ha, kilerci motorlu araçlar. Adamlar düzgün adam. Hani diyorum ki bir de adam motorcu ya. Evet. Serdar Hoca diyorum ya. Ne marka ya? İşte şimdi Putolini getirmiş, işte Eni'yi getirmiş, şey satıyor. Yani Eni'yi o mu getiriyor? Tabii Eni'yi de o getirmeye başladı. Ben şimdi Eni kullanıyorum Süperlük'te, bakalım ne olacak? Hadi hayırlısı. Ondan sonra şeyi, Spidol'ü satıyor, bir sürü yağ satıyor abi adam. Hani bir tane marka da değil. Eneos geldi, Japonlar bizzat geldiler kendileri falan. Bir sürü marka var artık. Motul? Böyle, kimdi? Motul'ün distribütörü Motul oldu. He. Sadece Motul. Ama o da yazın yağ bulamadık biliyorsunuz. Yani KMA'dan gitti Motül'ün distribütörlüğü ama hele gitti belli değil. Yok yani. Yani kendi burada Motül'ün ama yağı yok. Ofisi var. Güzel. Düşünürsen. Onlar güzel olmuştu. Hayırlısı olsun yeni ofisleri diyoruz. En güzel iş işte. Mal yok satacak ama ofis var. Ha. Şahane. En hassas olduğun şey abi internet sitesinin de başına geldi en son. Bir mal almaya kalkıyorsun. We do not ship it to Turkey. Niye? Burada bir mescidimiz var. Buradaki bir mescide gidiyorsun. Mecidiyeköy, tozlu han, sinekli oda, cızırlayan neon lambası. Ya da motor hani, sektörünün merkezinde ya da, evet, yıllanmış firma. Şarap gibi olmuş. Bir malı 1,5 senede 5 kere hazırlatarak, 5 defa bu da yaşanmıştır. Ismarladım. Yani ısmarlamadılar bile onlar. Tabii o şeye girmiyor bile yani kısa dönem hafızada ama kayıt edilmiyor zaten. İngiltere'ye bana bunları gönderin deyince de orada distribütör var ondan isteyin diyor. Ben yakında döşeneceğim o mektubu İngiltere'ye. Yani ne olur ne biter hiçbir fikrim yok da. Evet bir de bir yasa tasarısı vardı biliyorsunuz. Geçen hafta yeni çıkacak olan ehliyet yasası için sevindik. Devlet... Fakat arada bir tuhaf bir bilgi geçti. Devamı da gelmedi. Rivayet. Var mı yok mu bilmiyoruz. Haziran'da olmuş bir kere o rivayet o çıkalı. O bir şey olsaydı. Resmi gazetede de bu kısmı yayınlanmamış diye biliyoruz. Daha bulunamadı o. Evet o da bulunamadı. Ama rivayet şöyleymiş. Eşeğin aklına karpuz düşürme, kafa düşürme. 300 cc'nin altındaki motorların
otoyollara dolayısıyla köprülere çıkması yasaklanmasıyla ilgili. Yok öyle bir şey şu anda. Tamamen şu an öyle bir şey yok. Sağlam bir veriye ulaşamadık. Ama yani, hani resmi gazetede yayınlanırsa herhalde bilgimiz olur. Çünkü bir anda binlerce insan motorla köprüye çıkamayacak, Anadolu'dan Avrupa'ya geçemeyecek hale gelecek olursa eğer böyle bir şey. Evet. Ama şimdilik bunu biz görmedik. Bu Haziran umarım ayında çıkmış bir rivayet ve doğrulanamamış o evet zamandan bu zamana. Evet, inşallah olmaz fakat böyle şey. Fakat Avrupa'da bu var yalnız bu arada. Bu var. Bu arada. Yani bir anda motosiklet sektörünün çehresi değişir. Abi. Ama tabii bunun olduğu ülkelerde Avrupa'da böyle bilmem ne kadar inanılmaz ÖTV'ler, şunlar evet, bunlar vergiler. Evet. Yok. Küçük 300'lük bilmem evet ne kadarlık motorlara yok. Evet. Halk bunları alabiliyor, ulaşımını yapabiliyor. Evet. Bizde 300'lük motorlar. Tabii bizde 300'lük motora 2300 muamelesi yapılıyor. 2015 yılında buzdolabının da ÖTV'si var. Evet. Veya lüks tüketim vergileri var bir sürü saçma sapan şeyin. Evet. Doğru. Peki bir soru daha var. Bahadır İpek. Bu da hemen alalım. Selam altın elbiseli adam ve saygıdeğer abilerim. Benim sorum direkt Fuat abiye. Pahalı Avrupa menşeli motosikletler Japon muadillerinin fiyat olarak neredeyse iki katı. Şöyle ki Avrupa menşeli 1200 cc'lik bir seyahat motoru alabileceğiniz paraya Japon malı 1200 cc'lik bir enduro artı 800 cc'lik bir tane de çıplak motor alabiliyorsunuz. Durum böyleyken bu para karşılığında Avrupalı üretici tarafından verilenler sizce aradaki farkı hak ediyor mu? Aslında sormak istediğim şey para ile alakalı değil. Karşılığında aldıklarımız ile alakalı. Sanki verdiğimiz ilave paralar Avrupa'daki motor fabrikasında çalışan Hans amcanın hayat stilini desteklemeye gidiyor. Yoksa ben yanılıyor muyum da hakikaten Avrupalı motorlar verilen parayı sonuna kadar hak ediyor mu? Bu soruyu içtenlikle soruyorum. Sizleri çok seviyor ve izlemekten zevk alıyorum. Saygılar demiş Bahadır İpek Beyefendi. Hı hı. Şimdi devrimin de bana bu konuyla ilgili bir şey söylediği de var. Ya Japonlar çok daha fazla üretip çok daha fazla satabiliyorlar. Yani bu iş sadece Hans amcanın hayat standartını yüksek tutmaktan ibaret değil. Şimdi, bir economy of scale. O da var. Ölçekli bir ekonomi var ama tek ama tek insan Japonya'da da 3 kuruşla çalışmıyor. Tayland'da, Çin'de her şeyde artık Japonya'da yaptırmıyor arkadaşlar. Doğru. Kaliteli Çin fabrikaları var evet ve yani o Japon'un bilmem kaçta kaçına çalışıyor hala zamanlar. Var. Ducati'nin Tayland'da fabrikası bir dakika, var. KTM'nin KTM'nin Hindistan'da var mı? Dük, var. Dük serisi 125, 200, 250, 390. Hindistan'da yapıyor. Made in India. 690'da gidecekmiş. Doğrudur. Dolayısıyla yani bu bir seri üretim meselesi. Yani bir malı ne kadar seri üretip satabiliyorsan fiyatını da o kadar uygun tutabiliyorsun. Adlı kaba bir ama çok geçerli bir ekonomik denklem var sonuçta. Evet, evet. Üzerinde kullanılan komponentlere gelecek olursa devrim orada beni şey yapmıştı. Bir kısmında. Bir kısmında. Hepsinde değil tabii. Hı hı. Ya atıyorum şimdi işte hani çok aşina olduğum için, aşina olduğumuz için devrimde ben de evet. KTM'nin White Power amortisörleri. Hı hı. Yani benim aklım erebildiği kadarıyla bugüne kadar kullandığım bütün motosikletler içerisinde seri üretim yapılmış daha iyi bir amortisör ben görmedim. Yani aklım erdiği kadarıyla diyorum. Hı hı. Ha ama şu var. Ön fren kaliperi. Evet. Bu emelli Panigale'de olan en kralı. Evet. Onun muadili Japon'da öyle bir şey yok. Ve müthiş yani dozlaması falan filan müthiş. Japon'da olmadığı için gidip o da Brembo'dan alıp takıyor hatta. Evet ama Binarar'ın başka bir Binarar'ın SP versiyonunda falan mecburen. Çünkü yok adamda öyle. Şimdi ama burada şöyle bir şey var. Yani bunu kaç kişi ihtiyacı olur ki böyle bir şeye adlı. Yani ben kendim hani normal bir kullanıcıya örnek olacak bir şey olarak görmüyorum. Tamam mı? Yani işte iki tane dağ yoluna gideceksin de orada tırmalayacaksın da ya da piste gideceksin de o pist şeyi işte becerebildiğin kadar bir kilo tırmalayacaksın da o farkı biraz anlayacaksın çok yani. Doğru. Ha. Dolayısıyla yani Japon'un üzerine koyduğu fren kaliperi de Nissini'yi de Şovası'yı da ya ben ayrıca da yani hani bir ara yani o 600 Arar'ın ama yani sen söylüyordun ben de sonra bir bindim seninkine ilk bindiydim galiba şeyde değiştirdik motorları. Evet. Sen Burak Karacın motoru. Karacın ödünç motorunu almıştım ha, bugün ben. Evet. Şeyde neydi? Kandıra yolunda sen 690 evet Enduro'yu aldın. Ben de o vardı. Sen ben de sonra 600 Arar'ı aldım korkudan. Evet. Abi orada bir kullandım. Aa lan bu nasıl bir pis motor ya? Ya yani şimdi amortisör yumuşak.
Tamam, şimdi hamur suyu yumuşak olunca ne olur? Biraz yabulmaya başlarsın. Gezer, falan, gezer mezer, canından bezersin, kalırsın ortada. Sonra sertleştirmeye başlarsın. O yol şartlarında o gün arkadaş yani hem konforlu hem yol tutuyor. Ne şaşırtıcı. Var üstünde? Şova. Şova satılmıyor zaten. Yani ben internete girdim, acaba bu turma şova getirebilir miyim falan filan böyle. Bayağı etkilendim yani işte. Yok öyle bir şey yani. Ben bulamadım en azından. Şimdi hangi dolayısıyla... motora takacaktın? Hatırlamıyorum ya. Yani. Hayır, bu sonra oldu. Yani sonra da aklıma geldi ya. Şu Nuda'dı bu. Ben sana söyleyeyim. Kaya gibi önler. Başkası 5 para etmez bir arka amortisör. Hep motoru kurtarmaya çalışıyorum. Anladım, ne yapayım yani? Satıştan ipten kurtaracak motoru. Tabii tabii. Motor kurtulmuş, mutlu mesut dolaşıyor orijinal. Neyse evet. Dolayısıyla yani Japonların üzerine daha ucuza koyduğu pek çok komponent aslında normal yol kullanımında haydi herkese yeter. Evet. Tamam mı? Bir de bu marketingi de var işin. Tabii, pazarlaması var. Evet, yani işte evet. Mercedes mi alayım? Bir de patron şu. Yani Mercedes de Toyota evet. Nedir? Şimdi şöyle bir durum var bir de. Mesela burada bazı arkadaşlar belirtiyorlar bize sorularda. Diyor ki Avrupa'da Honda CBR 1000R'ın fiyatıyla BMW S1000R'ın fiyatı arasında 500 euro fark var. Vallahi bunu ben de soruyorum devamlı. Evet. Fakat burada arada iki motor fark var. Evet. O 5 şimdi ve vergi diyorsunuz. Tabii o aslında bir Avrupa Japon farkı değil. O Türkiye'deki kurum un kurum farkı. Evet. Yani bir tanesi diyor işletmenin 42 bin evet, lira evet. İtalya'dan. Evet. Yani 44 bin lira neyse evet. Öbürü 80-90. Evet. Şimdi diyor ne hep, oldu yani? Herkes annemizi niye soruyor bu evet. Müessesede? Hiç babamızı mu? Soran yok evet. Diyor. Evet. Yani özet olarak. Evet. Vatandaş bunu soruyor. Ben bunu hiçbir zaman Borusan'a soramadım. Sadece Borusan'a mı? Tabii Honda'ya da mı sorayım? O hepsine sor. Mesela KTM'ye de sor. KTM'ye de soralım bence bazı durumlarda yani. Yok. Bence sizin aranız daha iyi. Siz sorabilirsiniz. Soruyoruz her gün. Ne diyor? Maliyetler çok artık KTM'de zam ya. Yaptı falan filan. Peki. Ne diyeyim yani şimdi? Tatmin olmuyoruz yani. Biz tatmin olmuyoruz. Hayır. O cevapta. Ya yani mesela diyor ki adam hani MT7'nin MT9'un Yamaha'da fiyatları Avrupa'da böyleyken MT7, Kawasaki'nin fiyatı niye böyle? Bugün orada konuştum. Çünkü... Herhalde MT7'nin fiyatları da bu değişen kurlar falan yeni yılda yeni modelle artacaktır. Evet. Herhalde bütün markaların. 24 gibi düşünülüyor sanırım. Emin şu değilim. Andaki fiyatı İngiltere'den ucuz. Evet. Yani buradan al. İngiltere'de sat da kar ediyorsun. Evet. Yani tabii. Evet. Teorik. Bir de düşün. MT 7 orada da çok satıyor. Burada da. Tabii canım. Ama oradaki gemiyle satıyor. Kıyas kabul edebilir mi? İngiltere pazarı. Tabii. Gemiyle satıyor. Ya. Gemiyle. Öyle böyle satıyor. Çok, çok şu anda böyle bir fiyat avantajı varmış. Evet. Çok acayip. Bakalım neler olacak. Şimdi ben daha acayip bir şey Triumph markasından bekliyorum. Türkiye'de işte Corlas distribütörü. Böyle gittik hazırlık yapıyorlar falan. Ne oluyor dedik ya abi sürpriz yapacağız falan dediler. İyi falan deyip çıktık. Bakalım ne olacak. Ben o bir modelleri var. Ona bayıldım. Triumph. O ucuz olmaz ama evet. Adını tam söyleyeyim. Scrambler kılıklı. Truxton. Evet. Truxton mı? Truxton evet. R versiyonu. Yani çok şık. Güzel. Öhlinzli mi öhlinzli? Öhlinzli arkada falan. Hem de. Oh, çok acayip. Güzel. Evet. Böyle durumlar. Peki. Ondan sonra soru çok var abi. Soruya hiç artık devam etmeyeyim. Saat 11 oldu. Biz de yorulduk. Evet arkadaşlar. Bu akşamlık altınlı gece buraya kadardı. Oradan bakıyorum Berhan Bey'e. Var mı bir uyarı? Yok. Tamam peki. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için. Abi iyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. 2015'te son kez konuk ettik Fuat abiyi, Devrim abiyi. 2015'te acısıyla tatlısıyla yolculuyoruz. Hepimiz için. Güzel bir yıl oldu aslında 2015. Motor açısından. Motosiklet açısından, motosiklete binmek açısından, motosikletle ilgili gelişmeler açısından. Bir de işte sporcularımız dünya şampiyonu. Evet ya. Evet. Efendim Dakar'da yarıştılar falan. Ama hani memleketin durumu zor. Dünyanın ve memleketin durumu. Dünyanın ve memleketin durumu. O kısmı ateşten gömlek. Evet. 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 Oralar biraz maalesef tatsız gidiyor. Peki bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu yayını yapabilmemizi sağlayan kameralar için Sony'ye, bütün desteğinden dolayı Yamaha Türkiye'ye, kardeşler Yamaha'ya, güzel Yamaha bayisine,
motolastik.com'a, GİS Akademi'ye ve tursu.com.tr ile Berrak Turşularına çok teşekkür ediyoruz. Unutmayın, orada kampanya var. Bu arada bize destek olmak için patreon.com/altinelbiseliadam adresinden bize böyle düzenli olarak yardımda bulunabilirsiniz. Altın Elbiseli Adam böyle sizin izlemeniz ve desteklerinizle yürüyor, unutmayalım ki. Bizi beğenin, abone olun, takip edin, işte paylaşın, millete seyrettirin, bir şeyler yapın abi. Hep beraber bu işi kotarıyoruz yavaş yavaş. Önümüzdeki hafta 2015'in son yayınını yapacağız ve çok güzel şeyler yapacağız. Bu hafta yayınlanacak birkaç videomuzdan da parçaları bu akşam izledik. Durumlar böyle. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Soğuklara dikkat edin, kaskınızı, içliğinizi giymeyi unutmayın. Görüşmek üzere.